Hikayemizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Özgürdüm. Dışarıda kırmızı ayıcıklı pijamalarımla birlikte sokakta koşuyordum yaramaz çocuklar gibi. Ama aniden duru veren ayaklarım bedenimi mıhladı yere. Nereye gidecektim ben? Eve gitsem bulma ihtimali beni kaçtı. İçime sinen sıkıntıyla birlikte aklıma gelen bir şeyle köşedeki caddenin başında takılı kaldı gözlerim. Esin, Belki o bana yardım edebilirdi. Hızla koşmaya devam ettim ve kulübenin önünde kala kaldım yine. Kart yoktu ki bende. Üzerimde ne bir para vardı ne de başka bir şey. Sadece kimliğim yanımdaydı. Yürümeye başlarken havanın soğukluğu ciğerlerime kadar işlemeye başlıyordu. Sessizlik beynimi yiyip bitirirken çaresiz sokakta yürüyordum öylece. Bir tek ben vardım acılarımın içerisinde. Bitmeyen yol devam ediyordu hala. Benliğim silik, bedenim üşük. Kollarım birbirine bağladığım an deniz kenarına çıkan yola saptım. Acizdim şu an fazlasıyla. Bir anlık salakça bir kaçış planı yapmıştım alelacele. Her şey boşluğa gelmişti. Ne halt yiyecektim şimdi? Boş bir banka oturduğumda etrafta spor yapan insanlara herkese çok yabancıydım. Dizlerimi kendime çekerken ellerimi de sardım bedenime. Çaresizlik akıyordu her halimden. Soğuktu hava ve ben kabanın bile almayı düşünememiştim bir salak gibi. Gözlerim ağrımaya başlıyordu. Uyku bedenimi istila ederken zar zor ayaktaydım. Haber uçmuştur şimdi. En az bir saattir yollardaydım çünkü. İflas eden benliğime maviye daldım. Temiz ve saftı kırmızının aksine. Dalgalar her kıyıya vurduğunda bedenim de titriyordu. Sanki o dalgalar da bedenime değen. Yani. Üşüyordum. Aileye muhtaçtı içimdeki kız çocuğu. Güçlü ve sıcak kollara ihtiyacı vardı aciz bedenimin. Sevgiyi açtı bu ruh. Gözlerim bile titriyordu bedenimle birlikte. Kimseler yoktu yanımda. Yalnızdım yine ben. Yalnızdım yine acılarımla. Geçti zaman. Oradan başka bir yere adım atacak güç yoktu bende. Sıkışmıştım bir köşeye. Saniyeler, dakikalar, saatler geldi geçti. İnsanlar bile. Kimse görmedi beni. Acıyan ruhumu kimse fark etmedi. Canım yanıyordu. Uyku tatlılığıyla başımda duruyordu. Gözlerim ağırlaşmaya başlarken bir kükreme tanıdık ses dolu verdi benliğime. Cevap verecek halim bile yoktu. Hazan, bittin, ayak sesleri, sert soluk nefesleri, benliğim kaybolmaya yakın gözlerime değdi ya elalar. Bakışları alaylıydı. Tahminimde haklıymışım sonuna dek. Kırıkça gülümsedim o an. Cidden yanılmıştım. Yanılmak hem de ne yanılmaktı. Aptallıktı. Üşüyordum. Tir tir titriyordum. En sonunda halimi anlamış olacaktı ki elleri kollarıma sarıldı. Dokunan sıcak elleri buz tutmuş bedenimi yakıp geçti. Sıcacıktı. Başım düşmeye yakın eliyle sabitledi başımı. Yüzüme değdi parmakları. Soğuk denim ısındı. Aptal. Benden kaçabileceğini düşünmem bile yanlış. Alaylı bir gülümseme peydah oldu yüzünde ardından. Son söylediği sözlerle birlikte bedenim banktan ayrıldı. Kucağına almıştı beni kaybolan benliğimle birlikte karanlığa hapsoldu Aslında ben hiçbir şey başaramamıştım. Gözlerim açıldı ve yatağın sıcaklığından bedenimi ayırdım. Üzerimde üst üste duran battaniyeleri kenara fırlatırken yenilginin siniri vardı üzerimde. Gidecek bir yerimin olmaması yalnızlığımın galibiyetini sürdürdüğünün büyük kanıtıydı. Kimsem yoktu. Beni sevdiğini söyleyen bir adam bile aslında yalan söylemişti. Belki de hiç sevmiyordu bile beni. Pencereden gökyüzünün karanlığında ışıl ışıl parlayan ay bile bana acırken kimse umursamıyordu. Bakışlarım tekrar bedenimi bulurken üzerimde başka pijama takımlarının bulunduğunu fark ettim. Hilal'in işiydi büyük ihtimalle. Dalgınlık içime işlediği sıralarda sertçe açılan kapı ile birlikte ayağa fırladım. Tekme atarak kapıyı açan adama Korka korka baka dururken ben kolumdan kavladı. Sürükleye sürükleye merdivenlerden indiriyordu beni Jiyan İlten Korkut. İkide bir düşmemin siniriyle en sonunda omuzunu aldı hızla. Çığlıklarım villada serice yayılmış ve bodruma doğru ilerleyen adamın sırtına ise ard arda yumruklarım geçivermişti. Bırak beni! Birkaç dövüş hareketlerini bilmeme rağmen onda etkisi yoktu hiç. Yolumuz bitmiş olacaktı ki yere fırlatılmam kaçınılmaz oldu. Korkudan tir, tir titreyip neler olduğunu anlamlandırmaya çabalıyordum kendimi. Korkuyordum. Gitmek istiyordum buradan sonsuza dek. Kaçmak ve kurtulmak. Süsüz yere başıma gelenler de neydi? Acı çekiyordu bedenim. Acı çekiyordu beni içine iyice. Sanki kurtuluşum yok dercesine sırtıma vuruyordu dirayetli kemer darbesini. Sen busun acıya layık. Ellerim ve dizlerim düşmemin etkisiyle ağrırken benliğim çürüyordu gitgide. Ben bu hallere düşecek kız değildim. Gereksiz bir adam yüzünden başıma neler gelmişti böyle. Acıyı yok saymaya çalışarak yüzümü düz tutmaya çabaladım. Gerekliydi çünkü bu. Benliğim alışıktı. Yeşil gözlerim yerde odaklı kalmış bir şekildeyken hızla açıp kapadım gözlerimi. Bir yerden hazırlıksız kaçış planımı yapmamın bedeliydi bu. Gözlerimin önünü kapatan saçlarım onu görmememi sağlarken görüş açımı kendine doğru odakladı. Saçlarım arkaya doğru savrulmuştu. Dağınık yasalaştı. Aptalsın. Yüzüm ona çevrili bir haldeyken zorla yeşillerim deyin delalarına. Ateşti. Kızmıştı kaçışımı ama bir o kadar da rahattı. Tahmini doğru çıkmıştı çünkü. Sinirden gözleri kan çanağı, kaşları çatık, Anında ise çizgiler çıkmıştı teker teker. Fazlasıyla kızmıştı. Bedenimi hızla arka tarafa doğru çevirdi son gücüyle. Gözlerimin gördüğü görüntüyle birlikte dolarken canım acıyor iyice. Yan yana ayakta bekleyen elleri kolları bağlanmış, yüzleri kanla kaplı iki korumaya odaklandım. Benim bayılttığım iki adamı dövdürtmüş, içimde bir suçluluk beyan ederken kolumdan tutarak ayağa kaldırdı. Bedenim oyuncak bir bebek gibi oradan oraya hareket ederken vicdanımla baş başa kalmıştım işte şimdi. Benim yüzümdendi. Senin eserin. Soğuk bodrum katın etkisiyle birlikte mayhoş soğuk sesinden etkilenerek irkildim. Doğruydu benim eserimdi. Acıyan yüz ifadem halsiz iki korumada gidip gelirken yanımdaki adamın hissizliği hisse zoruma gidiyordu. Neden yaptım bunu? sesim gür çıkmanın aksine bir hali zavallı çıkmıştı. Senin eserinin sahibi ben mi oldum şimdi? Üzerime gelerek bedenimi ezdi koca bedeniyle. Bakışları öldürürken bir yandan beni, bir yandan da fiziksel şiddet uyguluyordu. Çaresiz bir şekilde bakışlarım önümdeki iki korumadan hızla geçip onun elalarına takılı kaldı. Birazcık merhamet arayarak konuştum o an. Ne yapacaksın şimdi onlara? Sesime bile yansıyan korku ve endişe hiç iyi değildi. Benim bu halim onu sevindirmiş olacaktı ki kahkası boş bodrum katında yayıldı. İçim titredi. Kötü şeyler olacaktı hissediyordum. Güzel şeyler. Mırıldanması tuhaf bir şekilde benliğime kazanırken belinden çıkardığı silahla dona kaldım. Ne yapacağımı bilmez bir halde bakışlarım hızla iki korumaya değinirken anlamıştı endişemi. Gözlerini iki korumaya dikti, bir şahinin avına acımasızca odaklanması gibi. Benliğimin feryatları bir yana, Jiyan İltan Korkut'un elindeki silahın o korumalara doğru doğrultulmasıyla birlikte bağırdım. Yapamazdı değil mi? Yapamazdı. Hayır! Gözleri gözlerimden titremem, ona keyif verici bir durumdayken o an hiç beklemediğim bir şey gerçekleşti. Yine yanılmıştım ben hızla beni önümüne çeker. Cihan iltan Korkut elindeki silahı zorla iki elimin arasına sıkıştırırken boynuma doğru nefesini üfledi. Ellerim titrek bir halde karşımda duran iki korumaya karşı silah tutuyordu. O ise tetikte benim elimin üstünde eline yer edinmişti. Korkak bakışlarım etrafında gezinip duruverirken beynim zangır zangırdı. Benliğim ise hiç. Oyunu başlatan bitirir güzelim. Gözlerim kapandı ağır ağır. Bedenim sızlıyordu. Ruhum acıyordu. Bu nasıl bir şeydi şimdi? Ellerimin arasında bir silah vardı ve iki kişinin ölümüne karşın sıkılmaya hazır bir halde bekliyordu. Katil olmak. İki kişinin ölümüne sebep olmak. Vicdanım aşırı derecede ortadayken acımasız bir adamın pençesine takılı kalmıştım şüphesiz. Hayır, bırak beni. Yapamam ölürüm, ölürüm deli gibi çığlık çığlığa bağırıp duruyordum hissizce. Yapamazdım, yapamazdım. Bu, bu çok kötü bir şeydi. Gözlerim dolmuş ve etraftaki görüntüyü saklar olmuştu ansızın o an. Bulanık iki adamın silüeti katil olacağımın belgeleri olarak karşımda çok net bir şekilde duruyordu. Ne demişti? Oyunu başlatan bitirir güzelim. Bilseydim eğer hiç kaçar mıydım? saçma sapan bir kaçışın bedeli yine de bu olmamalıydı. Gözlerim elalarını arıyordu bir adamın ama o elalar benim hem Azrail'im hem düşmanımdı. Lütfen. Yalvardım ilk defa aşırıca. Canım yanıyordu ya da ne kadar yansındı. Gözlerim ikide bir olayın şoku ile kırpışıp duruyordu. Ne yapacaktım şimdi ben? Yapma. Lütfen yapamam. Küçük bir kız çocuğunun feryadı vardı içimde. Acıya müebbet yemenin kötü hissiyle yanıp tutuşuyordu her zamanki gibi. Ağlıyordu hiç büyümeyen çocuk. Katil olmaya yeniden hazır mıydı ki? Elleri yaralı bereli, tutunacak bir dal arıyordu belki de küçük çocuk. Yalnızlığın şerefiyle gülümseyen acıya mahkum çocuk. Yine yalnızdı ve yine acıya mahkumdu. Acı ruhuna kazınıyordu iyice. Korkuyordu küçük bedeniyle ama alışması gerektiğini de çok iyi biliyordu. Hayat buydu çünkü. Yapma. Bir, iki, bağırdım, çağırdım, duyan kimse yoktu. Suskun dönüm neyse herkes. Üç, dört, benliğim silinmeye mahkum, bedenim ise ölümün acısını hissediyordu ta derinden. Beş, altı, Acı yavaş yavaş ruhuma işledi, boğazıma doğru ilişti, kısık nefes ve çaresiz bir beden. 7-8 Son işleşim her şey. Bitiyordu bir şeyler. 9-10 Yürek bitik, acı galip. Yapma. Son çaresiz sesim yankılandı bodrum katında ve ardından tetiğe doğru elimin üzerinde bir baskı. Karşımda zar zor ayakta duran iki insan. Göz yaşlarım çenemden boynuma akmaya devam ettiği sıralarda iki el gür ateş sesi yankılandı. Ellerim tetikteydi. Eli tetikteydi. Olayın şokuyla çığlık atıp durdum ama nafileydi. Ölüm sarmıştı etrafımı. Azrail olmuştum. Almıştım bir canı. Her şey benim sebebiyetimdeydi. Benim suçumdu. Derin sessizlik ve kesin kan kokusu. Silah kaydı arasından önce sonra ise bedenim katil olmuştum cinayeti işleyen katil bendim kan iliklerime kadar işlerken katil olmanın acı tadı vardı ruhumda ölmüştüler koyu kırmızı renk yeri bonerken, acımasızca gözlerim yerde kafalarından vurulan hareketsiz ölü iki bedene takıldı canım yandı canım acıdı benim suçumdu en çok ama bir o kadar da o adamın pisliğiydi Hatalar bedellere mahkumdur güzelim. Pişmiş kelle gibi sırıtan adam sinirlerim iyice zorluyordu. Canımı yakma hoşuna gidiyordu sadist herif. Neden? Boş yere sorduğum soru havada asılı kalmıştı. Ne bir cevap ne bir tepki gelmişti. Tersiz bedenim yorgundu en çok. Acıyı üstlenen en çok oydu zaten. Yeşillerim solarken gözümün önünde duran iki ölü beden aklıma kazını veriyordu daha ince. Unutma, unutma ki katil olmanın şerefi kalsın vicdanında diyordu Benliğin. Haklıydı. Kolumdan sert bir şekilde kavrayıp hızla bedenimi yerden kaldırdı Jiyan. Hiçbir canı yanmıyordu. Vicdanı mı da yoktu hiç? Bakışları sert bir dille burada olanları unutmam adına uyarı yaparken önümüzden hızla geçen üç adam bizim çıktığımız Bodrum katına doğru ilerlediler. Cesetler ortadan yok edilmek adına kaldırılacaktı. Hiçbir şey yaşanmamış sayılacaktı. Çünkü bir kere ateş yakıp kül ediyordu hissizce her şeyi. Bir adam beni yangına çevirmişti. Bir yabancı adam benliğimi bozmuştu tereddütsüz. Ve bir adam benim cennetimin ateşi olmaya alt içmişti ansızın. Bir gün sonra kanter içerisinde uyandığım iki gecem uykusuz bırakmıştı beni ki nasıl uyuyabilirdim ki? Bu düşünceme iç sesim gülerken içimdeki ağacı tazeydi. Ölmüşlerdi ve benim de bunda büyük bir payım vardı. Yapmıştım yine yapacağımı, yakmıştım yine can. Oysa ki can yakmamaya ant içmiştim tüm asilliğimin şerefine. Yine de olmuştu olan, elimde olsun veya olmasın, ölmüştü iki insan suçlu veya suçsuz. Gözlerim ağrının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı kan çanağına boyanarak acının izlerini taşıdığını gösteriyordu. Masum değildi insanoğlu. Masum değildim ben. Odanın içerisi güneşin parlak ışığına gebe kalırken dolaba doğru ilerledim. Kaçırıldığım günlerin ardından burada bir oda bana ayırtmıştı. Pek düşünceli sevgili iş adamımız Jiyan İlten Korkut. İçinden kot pantolonumu ve kırmızı tişörtümü çıkarıp kenara koydum. Ardından da iç çamaşırlarımı ayarlayıp banyoya doğru ilerledim. Hazırladığım kıyafetlerimi yatağın üstüne toplu bir şekilde bırakarak banyoya girdim. Küvetin tıkacını ayarlayarak sıcak suyu açtım. Hızlı hareketlerle üzerimdeki elbiseleri çıkarıp su dolmaya başlayan küvete bıraktım bedenimi. Su güzeldi. Şampuan krem gibi şeyleri aldım elime. Saçlarım kremsiz asla açılmıyordu zaten. Tek bir sorun vardı ki şu an Burada olan şampuan ve saç kremi de evinde kullandığım aynı markaya ait olmalıydı. Garibime gitmişti. Bu adam beni daha nelerim biliyordu. Bedenim, Kerem, babam, elbise seçimlerim, şimdi de şampuan markaları. Hepsi bana aitti doğru bir şekilde. Ama nereden öğrenmişti? Bir adam her şeyimi öğrenmişti. Fakat benim hiçbir şeyden haberim falan yoktu. Suyun bedenimi ve benliğimi mayhoşlaştırmasıyla birlikte güzel bir şekilde banyomu yaparken aniden kapalı gözlerimin önüne iki insan silüeti belirdi. Kocaman bedenleri iki ay ayaktaydı ama kulakları patlatacak bir silah sesi geldikten sonra iki koca beden de boylu boyunca yere serilmişti. Bedenleri kanreman içinde, her yer kırmızıydı. Kırmızının en koyusu tonuyla boyanmıştı. Çığlık çığlığa kaldığım sıralarda hızla çıktım suyu kapatarak küvetten. Bedenim tir tir titriyordu. Bir cinayet işlenmişti. Hem de katilin bir diğer ortağı da benden başkası değildi. İki can gitmişti bir hiç uğruna. Kaçışımın bedeli onlara patlamıştı. Hataları bedellere mahkum tutuyordu çünkü bir adam. Hiç gözümün önünden gitmeyen cinayetin hazin görüntüsü ruhumu delip geçiyordu. İçimimdeki kız çocuğu bile acı çekiyordu. Çaresizdi, korkuyordu, çok korkuyordu. Kenarda duran havluyu zorla uzandı elim. Soğuyan bedenime sardı hızla. Kayboluyordum gitgide, azalıyordum her gün biraz daha kendimden. Banyonun kapısı kırılarak açıldı. Bir an banyonun kapısını kilitlendiği an geldi aklıma. Dışarıda onun bağırışlarının bile duyulamayacak hale gelmiştim ben. O kadar kötüydü işte durumum. Bir şey mi oldu Hazan? Ses tonu kaygılı mı çıkmıştı biraz? Zaten öldürdüğü cesedin acı çekmesi neden umurunda olurdu ki bir insanın? Sana diyorum, ne oldu? Dilimler olmuş olacaktı ki ağzımdan bırakın bir cevap vermeyi, bir kelime bile firar edemiyordu. Karşısında dizlerim az bir şey üstünü kapatan havluyla kaldığım bile acımın farkındalığıyla değildi ki. Bir şey söylemedim. Onu es geçerek banyonun çıkış kapısına doğru ilerledim. Ama sonuç başarısız kalınmıştı. Bir adet sadist maynat kolumdan kavrayıp sertçe duvara yaslamıştı bedenimi. Canımın acısı umurunda değilken vicdan sızısı yakıyordu. İyileşmemiş bir yaraya tuz basmak gibi bir şeydi bu. Zaten vicdanım yaralıydı. Benim sorularıma bir cevap vermenden gidemezsin kızım. Kükreyişi bir an ürkütse de düz durmaya çalıştım. Gözlerim ondan hariç her yerde dolaşıyordu. Ne olursa olsun acını gizlemem insanlardan. En dirayetli yapardı elbet. Elbet bir gün hesap sırası bana gelecekti. Elbet bir gün benim acımın karşılığını çektirecektim. Şimdi bana söyle ne oldu? Ellerimi sıkıca kavramış ve duvara yaslamıştı havlulu halimle. Saçlarım ıslaktı ve bana doğru iyice yaklaşması yüzünden onun takım elbisesine damlıyordu su damlacıkları. O da bunu fark etmiş olacaktı ki elaları saçlarım ilişmişti önce. Sonra ise bedenimde takılı kalmıştı. Utançtan kızarmaya yüz bedenim cayır cayırdı. Bir eli yüzüme doğru yol alırken o anda başka bir şey oldu. Yüzüme doğru yol almayı bırakıp köprücük kemiğime doğru ilerledi eli. Hafif bir dokunuş sergilerken bedenim değili sızlanıyordum istemsiz. İlk defa böyle duygularla baş başa kalıyordum çünkü. Eli sonra bir şey dikkatini çekmiş olacaktı ki daha da aşağıya doğru kaymıştı. Ben tepinmeye başlarken sol gözümün al üstüne kalan benime değmişti teni. Ürktüğüm onu da farkına varınca bedenimden çekti hızlı elini. Bu fırsattan istifade ise dilim çözülmüştü düğümünü. O adamları öldürmek zorunda mıydın? İnsanlarını canına yakmak favori değil mi? Benim suçum ne Allah'ın cezası katil. Acımın püskürüş şekli şiddetli olmuştu. Canım çok yanmıştı bir kere çünkü. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derlerdi. Ateş. İnsanın içerisindeki öfkenin sahibi nedeni olmanın güzelliğiyle sürdürürdü en çok lavını. İçine yakıp kavuran, can yakan, acımasızlığı ortaya sunan da ateş. Yakardı, harlardı gözüyle, kırmızının en hoş rengine kandırırdı bedenleri. Ateş de o en çok. Cehennem ateşi. Yakmaya alt içmiş acımasız bir adamdı. Acıyı seviyordu tıpkı benim benliğim gibi. Gözleri karardı, elaları kırmızıya dönük çalarken saçımdan kavradı. Acımasızdı. Katil. Tam da üzerine değindin güzelim. Katil. Şu an tam karşımda. Katil olan kız mı bana bunu söylüyor? İçimdeki acı yakıcıydı. En çok da can alıcı. Doğruydu. Acı gerçekler çok doğruydu. Katildim ben. İki insanı öldürmüştüm. Senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Ah hadi ama Hazan Karabulut. Oyunu başlatan sendin güzelim. Şimdi de oyun bozancılık mı yapıyorsun? Yakıştıramadım sana. Senin gibi bir kız. Asla başladığı bir şeyi yarıda bırakamaz ve ben de bunun bilincinde olarak sana yardımcı oldum güzelim. Sakin bir şekilde konuşması tüylerimi ürpertiyordu. Bu kadar soğuk kalmayı nasıl bir güçle başarabiliyordu aklım almıyordu hiç. Hissizdi, duygudan bir haberdi. Dolu gözlerim onun yüzünde durduğunda keski yüz hatları benliğime kazınıyordu. Elmacık kemikleri, muhteşem yüz hatları, onun etrafını saran kirli sakalı. Gözleri, kalın ve çatık kaşları ve de bir kadın bile kıskandıracak kadar dolgun kırmızı dudakları. Jiyan İltan Korkut tek kelimeyle kusursuzdu. Hiçbir eksikliği yoktu. Aksine heybetli ve yapılı, kaslı vücudu artı değer katıyordu yakışıklılığına. Peki ama ya kalbi? Benim karşımda duran bir adamın bir kalbi olduğuna inanmıyordum şahsen. Kusursuzluğuna rağmen. Taştı kalbi vicdanı taştı. İki can ölmüştü ama hiç umrunda değildi adamın. Aksine yaptığı işle gurur duyuyordu. Sen, sen nasıl bir adamsın? Kimsin sen ya? O konferansa gelen başarılı zeki iş adamı mı yoksa insanları öldüren bir katil mi? Yüzüme adaklandı dikkatlice. O kadar odaklı bakıyordu ki yüzüme sanki bir kusur görmüş de ona bakıyormuş gibiydi. Bir cevap beklerken ben üzerimden çekildi hızla. Banyodan yürüyerek çıktığında ardında ben de çıktım. Bir cevap bile veremiyordu. Ne oldu? Neden bu kaçışın? Alaylı sorduğum soruya şu an ben de pişman olmuştum ama her şey için artık çok geçti. Odadan çıkmak için son adım havada kalmıştı. Serice bana doğru döndü. Yüzündeki ifade feci korkunçtu. Kaşlarının çatıklığı ve alnının kırışması ne kadar sinirlendiğini bile anlatıyordu. İçimde korku büyürken derin bir sessizlik oluştu ortamda. Ne o konuşuyordu ne de ben şimdi konuşuyordum. Sadece nefes alışverişleri vardı hızlı hızlı. Sinirliydi ve aynı şekilde ben de sinirliydim. Adımlar üzerime gelince ben tik olarak geriye doğru adım atıverdim. Ecelimi kendi ellerimle çağırmıştım. Azrail'imi uyandırmıştım asilliyimle. Duvara değen sırtım alışık olmanın tadını yaşıyordu. Belki kaçıncı duvarla buluşuydu. Yeşil gözlerim elalara değinmişti ürkekçe. Zor yutkundum. Boğazımla birlikte pembe dolgun dudaklarım da kurumuştu. Hala üzerimde havluyla saçlarımdan sular damlar bir şekildeydim. Bunu bile unutmuştum olayın aniliğiyle. Beklenen son gerçekleşmiş ve dibimde bitivermişti hemen Jiyan İltan. Havlumun kaymamasına özen göstererek iki elimle sıkıca kavradım. Korku bedenimde krallığını kutluyordu. Ne de olsa çok olmuştu bu aralar o duygu. Her daim ensemdeydi korku, tıpkı ölüm gibi. Peki sen? Ne saçmalıyordu şimdi bu adam? Kaşlarım anlamamanın verdiği etkiyle çatılırken, başım ne diyorsun sen tarzında salladım. Bu tavrım hoşuna gitmiş olacaktı ki yüzünde sırıtan bir gülümseme oluştu çoktan. Katil oldum diye vicdan asıp ağlayan, sızlayan, kendini öldüren kız mısın? Yoksa acaba hmm, iki sene önce olan kız mı? Açıklama yapmamı ister misin güzelim? Kulaklarım uğuluyor, yüreğim titriyor, benliğim ise silinmeye ant içiyordu. Bedenim karıncalanırken gözlerim gözlerini bulmuştu. Ne demek istiyorsun? Açık ve izah doluydu. Ne demeye çalışıyordu bu adam? Yoksa Yoksa hayır olamazdı değil mi? Olamazdı. Elaları yeşilin koyu tonuna bulandığında bana doğru yaklaştı. Çok sakin ve umursamaz tavırları zoruma gidiyordu. Elinin birini yanağımda hissettiğimde bedenimde değişik bir titreme yüz tuttu. Ayak tırnaklarıma kadar. Bakışları alaylı olan adama anlamsız bakışlarla karşılık veriyordum şu an. Okan desem mesela tüylerim diken dikendi. Aklım şaşmış, ruhum ise ölü bir şekildeydi. Nereden? Nasıl olur? Na, nasıl? Beni hafif alıyorsun bakıyorum da Hazan Karabulut. Ama, ama diye bir şey yok Hazan Hanım. Bundan iki sene önce neden katil olmanın vicdanını duymadın? Ha? Sana soruyorum. Ölüyordum. Biri beni diri diri yakıyor ve canımı acıtıyordu. Ama bir çare dilim suskundu. Gerçekler açığa çıkardı elbet. Elbet bir gün acı gerçekler can yakacak gerçek olarak ortaya sunulurdu. Yanıyordum. Ben, ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Ama olan oldu. Okan'la yaptıkların ortada. Esra, Ali, Kerim, Nur, Leyla yok artık. Belki daha da fazla ha? Bakışlarım alaylı değildi şimdi. Şimdi korkunç keskin bakışlara sahipti Cihan. Yakıyordu bakışlarıyla bile bedenimi. Bu da benden bir farkın olmadığını kanıtlıyor güzelim. Yani bu vicdan fazla sana. Pisliğimde boğuşuyor, nefes almaya çabalıyordum ansızın. Yanan yüreğim yanıyordu yine. Unutmuş muydum ki ben yaptıklarımı sanki? Hepsi şu gereksiz bedenime iz bırakıyordu. Hepsi acıyla bezenmiş ruhuma acı çektiriyordu. Benim ruhum acıya meftundu o yüzden. Mutluluk ona tersti. Güzel bir yaşam ona yanlıştı. Temiz, saf, masum bir karakter abes kaçardı ona. İstemeden oldu. O kan yüzünden bulaştım ben satışa. İlk işim diye çıktığım gün ben başka bir iş yapıyor olarak biliyordum. Ta ki uyuşturucu paketlerin torbalarını görene kadar. Gülümsedi. Sadece yüzüme odaklı gülümsedi. Masum kız ayakları oynuyorsun. En çok ama gerçekler ortadayken ben senin masum olmadığını gayet de iyi biliyordum. Sana isteyerek yapmadım diyorum ben. Öyle diyorsun ha. Alaylı bir kahkahanın ardından bedenimi duvardan uzaklaştırarak kolları arasına aldı. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışırken ben onun sağ kolumdan yakaladı sıkıca. Gözüme sokarcasına gösterdi iz gerçekleri. Bu da mı onun bedeli? Bu izler faça izi, çakı izi kızım. Yüreğim acı içerisinde savaştaydı. Bir kuşun kırık kanadının uçmaya çabalaması gibi nefes almaya çabalıyordum yaralı yaralı. Nefesim tıkanıyordu, acı içimde peydah oluyor, bir yandan da sonsuzluğunu kazıyordu canice. Benimle yaşadığımı sen nereden bileceksin? En fazla ne kadar biliyorsun hayatımı bilmiyorum ama benim kadar hiçbir alt beğenmediğin kesin. Sert ve gür sesim ona hitaben çıktığında hala bu kadar hissiz olmayı nasıl başarabiliyordu? Ne kadar da umursamaz duruyordu böyle bu adam. Acıya meftun bedenlerin acısını en çok ben bilirim güzelim. Herkes iyi olamaz işte. Ben de iyi değilim ama bakıyorum sen de pek iyi değilmişsin. Yüzündeki ile benimle alay ediyordu. Benimle oynuyordu. Kötü olmayı seçmişsin sen. Ve ve ben de. Seçme hakkım yoktu. Dizlerimin üstüne çöktüğümde kolumu tutan eli gevşemişti. İzle en çok yara ama hala kanıyordu. Zaman geçmişti fakat acı tazeydi. Kurtulmaya çalıştım. Olmadı. Neden firar etmişti dudaklarımın arasından acı kelimeler bilmiyordum. Nedensizce yakıyordu artık içerimdeki o cümleler, o anlar, o izler. Karanlık olduktan sonra siyahı silmek mi? His ve pis bulaştıysa o bedene, istesen de ruhundan çıkmaz. Konuşması iştendi. Buna rağmen yine de hissizdi. Ama ben senin gibi olamam. Vicdanım öldürüyor zaten beni. Bırak da gideyim. Benimle derdin ne? Ne yaptım ben sana? Bu konuşmamın ardından önümden çelikçe diz çöken adama baka kaldım. Bakışları yine eski bakışlarıydı. Acımasız ve bir o kadar da ateş. Sana tek bir şey söyleyeceğim kızım. Ve asla o hayat kafandan en diplerini atayım deme sakın bu söyleyeceklerime. Gitmek yok. Ne olursa olsun buradasın artık. Benim hakimiyetim altına giren kimse bir yere gidemez. Hele de bir kadınsa asla. Ben bırak beni. Elini saçlarıma doğru havalandırmasıyla korku bedenime esir aldı yine. Saçlarımla derdi neydi bu adamın? Ama bir dakika. Eli saçlarımın arasından kayarak yüzüme doğru iniverdi. verdi. Yavaşça okşarken oyna yanağımı, gözlerim gözlerine dikti yakmak istercesine. Hımm, bu güzellik varken bırakmak, daha yeni başladık güzelim. Çıldıracaktım tek kelimeyle. Ben onu işlerine karışmak istemiyordum ki, Kerem'e karşı ne yapacağı bir oyuna beni de çekmek istiyordu çünkü. Beni sevdiğini de biliyordu. Sen özel hayat nedir bilmez misin? Gözlerinin koyuluğu zirvesini yaşarken elini yüzümden çekti sonra. Sakalını okşadı kusursuz hareketlerle. Benim hakimiyetim altındasın güzelim. Senin özelin benim özelim. Peki sen de bunu bilmez misin? Ardından hızla ayağa kalkarak odadan çıkmaya hazırlanan adama vaka kaldım. Çok tuhaftı hem de çok. Tam kapıdan çıkacağı sıra bir an yine arkasına dönüp bana baktı. Gözleri bedenimi arsızca süzerken gülümsedi genişçe. Yarın tanıtım gecemiz var ve sen o gece benim yanımda olacaksın sevgilim. Unutma bir hata bir acı bedel. Kural 2 Bıktım ben. En çok da çaresiz dermanım yoktu benim derdime. Acı bedenime yerleşiyordu gitgide. İki sene önceden itibaren mahsulluk diye bir şey yoktu bende. İlk etap uyuşturucu satıcısı Hazan Bulut. İlk karanlık gecem nöbet geçirip ölen Kerim. İlk ve son olmayacak mahvoluşum, kaybolan gençliğe benim de yardım etmem. Ölü bir beden, ölü bir güzellik. Ölüm. Neden bulmuyordu ki artık? Dayanamıyordu ruhum, bedenim, benliğim. Dayanamıyordu içimdeki yaralı kız çocuğu. Bir çareydim. Hilal'in odama girmesiyle kısa bir soğuk bakışma yaşadık. Herhalde ihanetin acısı yansımıştı yüzüne. Hiç gülümseme tenezzülünde bile bulunmayan Hilal, anlayabiliyordum. Onu da kandırmıştım doğal olarak. Sadece Jiyan İlta'nın ona bir şey yapmayışı tuhafıma gitmişti. Adamlarını hataları yüzünden öldüren bir adam, bir hizmetçi kadını acıması da ne demekti? Belki de yakınıydı kim bilir. Özür dilerim. Hak etmişti o en çok. Yüzünde hafif bir gülümseme peyda oldu bu yaptığımla. Yanıma geldi yavaş bir şekilde ve bana sarıldı. Galiba o bile acınası halde olduğumu farkındaydı. Yapmasaydın keşke be Hazan abla. Sen Cihan abinin kuyruğuna fena basmışsın galiba. Duyduğum hoş bir şey olmaksızın zoruma gitmişti. Ben ona hiçbir şey yapmadım gerçekten Hilal. Üzgünüm harcadım seni ama bunu yapmak zorundaydım. Ben onun kuyruğuna falan da basmadım. Onun kuyruğuna basanı biliyorum ben ama o kişi ben değilim inan bana. Hilal sarılmayı kesip de yeni tuttuğu askılığı bana doğru uzattı. Kaşlarım bu yaptığıyla çatılırken kucağıma koydu. Abla, yarınki gecede giyeceğin elbisen. Jiyan abi öyle emretti. Ardından hızla çekip giden Hilal'le birlikte elimdeki elbiseyi yatakta oturur bir halde kaldım. Kırmızı kalp pijamalarımla siyah yatağa uyumlu şekildeydim şu an. Göz odağıma elimdeki paket takıldığı esnada askısından çıkarıp nasıl bir elbise diye bakmayı düşünüyordum ki gördüğüm elbiseyle şaşa kaldım. Ultramine deri siyah bir elbise, kalp yakalı ve parlaktı. Elimdeki elbiseyle bakışmam ise aşırı felaketti. Hayatımda hiç böyle bir elbise görmemiştim ki ben. Ani bir tepkiyle oturduğum yataktan kalktım ve odamdan dışarı çıkıp koridorun son kısmında kalan onun odasının olduğunu bilerek yürüdüm serice. Hilal ne de olsa ilk zamanlar tanıtmıştı ben bir ara. Kapının kulpuna asılan elim hemen harekete geçerken açılan kapı ile birlikte içeri girdi bedenim. Ardından elimdeki askılı elbise. Elbiseyi havada tutup bu ne şimdi dedim ve de dediğimle kaldım o anda. Önümde sadece belinde ve havlusuyla duran adamın çıplak bedeninde gözlerim gezindi. Banyodan yeni çıkmış bir havası vardı ve kaslarına doğru küçük damlalar yol alırken kesin kılıyordu bu düşüncemi. Gözlerimi hızla kaçırıp arkama ona doğru dönerken homurtu sesi dolu verdi kulaklarımı. Ardından ise ensemde soğuk bir nefes. Kural 3. Bana asla arkanı dönme Hazan Karabulut. Dön önüne. Hissizleşmiştim. Acının nam saldığı bedenim çaresizdi. Ama ruhum bundan çok hoşlanıyordu aksine. Bir sadistse ruhumun ta kendisiydi. Yeşil gözlerim titrerken elimdeki elbiseye sıkıyordum sımsıkı. Yavaş hareketlerimle önüme döndüm ve yüzündeki ifadenin sertliğiyle baş başa kaldım. Siyahın esirliği çekmişti içine beni. Odanın duvarları bile siyahla kaplıyken bu adamın ne yapmak istediğini anlamaya çabalıyordum. Büyük bir psikopatın teki, yatağı, perdeleri, halıları, dolapları, duvarları birçok çoğu yeri siyahın hakimiyeti altındaydı. Odada renk olarak bir tek benim kırmızı pijamalarım vardı. Siyahın içindeki kırmızı. Ne oldu? Çabuk. Sert ses tonu hamurtuluydu. Bir an önce git der gibiydi en çok. Elimdeki elbiseyi titremekte olan vücuduma karşın yavaşça kaldırdım havaya. Benim bu hareketimle başının ne alaka tarzında sallayan adama öfkelendim. Sıkıntı o gecede giymemi istediğin elbisede. Elbiseyi bu arada havada sallarken anlamasını sağlıyordum. Elbisenin bana asla uygun olmayacağını. Gayet de iyi. Sırıtarak söylenen Jiyan İltan Korkut çekilmezdi. Üzerimde nasıl durduğunu bile bilmeden mi? Soruma karşın çatılan kaşları gözlerimin hapsine girmişti çoktan. Mükemmel yüz hattına nasıl da uygun duruyordu öyle kaşlarının çatıklığı. O gece görürüz hep birlikte. Kızgın bir yüz ifadesiyle ona baktığım sırada cevabımı da yapıştırmıştım. Peki, öyle olsun. Geniş mezhepli birisin galiba. İyi o zaman, hiçbir şey söyleyemezsin bana o gece. Ne olursa olsun. Kelimelerim yüzünde hiçbir şekilde ifade etmemiş olacaktı ki yüzü hala ifadesizdi. Gidiyorum o zaman efendim. Dalga geçerek söylediğim söz hoşuna gitmişti galiba beyefendinin. Yüzü gülüyordu. Aferin, hep böyle olsan ne güzel olurdu. Hep dişli, dişli, ciyaklaman çekilmiyor. Son kelimelerini es geçip kapıyı açtığım gibi çıktım odadan. Sinirden ayaklarım yerde tepinmeye başlarken dişlerimi sıkıyordum sert sert. Deli edecekti dengesi Serif beni. Hazan, tepitme. git uyu. Sesini duymamla kapının açık olma ihtimalini düşünerek kapıyı yokladım ama kapalıydı. Bu adam seslerden ne yaptığımı nereden anlayabiliyordu? Müneccim falan mıydı? Tabii emrin olur efendim. Güneş ışıklarının gözümü yakmasıyla veya almasıyla uyandım diyeceğim ama yalan olacaktı. Çünkü birisinin yataktan beni fırlatmasıyla uyanıverdim. Kimden beklenirdi ki bu hareket? tabii ki de Cihan Bey'imizden. Saçlarım kuş yuvası gibi dağınık bir haldeyken gözlerimi kırpıp açtım. Sinirli bakışlarım onun odak noktası olurken ifadesiz durması deli ediyordu beni artık. Uyan! Aşağıda beş koruma var. Kaçış planları sokmaya kalkışma o facık beynine. Bu sefer acımam, yakarım kızım. Ölürsün ve bu beni hiç ilgilendirmez. Uslu uslu dur ve aşağıda kahvaltını yap. Saat 7'de eve kadınlar gelecek sana yardım için. Akşam hazırlığı. Benim işim var. Gidiyorum. Rahat dur. Bitti mi çocuk azarlaman? Bakışları anında kararırken elini zar zor tutuyor gibiydi. Sence kaçacak gibi mi görünüyorum? Yok, daha çok kaçırıcı gibi görünüyorsun. Usudur Hazan Karabulut, unutma. Hatalar bedellere mahkumdur. Bu da kural 4. Peki kurallara birisini gebertme de dahil mi nefsi müdafaa için? Ela gözleri gözlerimi delip geçiyordu şimdi. Çeneni kapat artık. Yoksa 5 dakika sonra konuşacak bir çenen falan da kalmayacak. Tehdidi göz yaşartıcıydı cidden. Umursamadım. Benimle birlikte yeri boylamış olan beyaz yorgana sıkıca sarındım dağınık ve itici duran görünüşme rağmen. Gözlerimi sinirle kapatıp onun gitmesini bekliyordum sabırlı bir şekilde. Yüzünü görmek istemiyordum. Bunun farkında değil miydi hiç? Önce ayak sesleri geldi ardından kapanan kapı sesi ve geride kalan homurtulu boğuk ses tonu. Yaramaz kız çocuğu. Güldüm. Kıkırdadım acı acı. Sanki çocukluk mu yaşamıştım? Benim yaramazlığım beni bırakıp giden annemeydi. Benim çocukluğum yaşanmamış o çocukluk anlarımınaydı. Benim tepkim ebeveynlerim neydi? Benim isyanım anne ve baba olmayı beceremeyen iki insanaydı. Gözlerim kapalı, ruhum yaralı. Küçük kız çocuğu karanlıkta tek başına. Elinde kırmızı bir zincir, yeşillerinde korku, gözlerinde acının tohumu yaşlar bekliyordu en çok akabilmek için. Ama akmıyordu. Küçük kız çocuğu akıtmıyordu o zehri gözyaşlarını. İçine akan acıyı hissetti bir küçük beden. Gözyaşları içeri batıyordu. Kapın tekrar açıldığında gözlerimi kapalı tutmaya devam ettim. Belki de geri dönmüş olabilirdi o ateş. Fakat ben onun yüzünü görmek istemiyordum. Hazan abla, benden sadece bir yaş küçük olmasına rağmen abla diyordu Hilal. Gözlerim pes edercesine açılmıştı bile. Ne bu halin abla? Kötü bir şey mi oldu? Neden yorganla birlikte yerdesiniz? Ard arda sıralamaya devam eden hilal sayesinde iyice bunu almıştım. Hızlı hareketlerle yorganı yatağa doğru fırlatırken yerden doğruldum. Belim ve bacaklarıma ağrılar girmişti hafif bir şekilde. Yere atılmanın sonucuydu bu da en çok. Patronun sağ olsun. Jiyan abi mi yaptı? Üzerine bastın tam da canım. Peki Abla kahvaltı hazır, ben onu söylemek için gelmiştim. Kafamı onaylar tarzı sallayıp kendimi banyoya attım. Karnımın ağrısı özel günümün yaklaştığını hatırlatırken korkuyorum da bir yandan. Sonuç olarak burası benim evim ve benim ortamım değildi. Ne yapılır edilir rahat bir şekilde değildim. Hiç ki, Cihan Bey'imiz sayesinde hiç de olamazdım da. Hızlı bir duş alıp, Bol bir bahçıvan kot pantolonun üzerine yeşil bir tişört giyip çıktım odamdan. İki katlı villanın alt katına geçmek adına merdivenlerden yürürken camdan gözüken dışarıya korumalara takıldı gözüm. Dediği gibiydi. O korumalar vardı villanın önünde. Aklıma anlık ölen iki koruma geldiğinde merdivenlerin başına tutunup kaldım. Ben, ben de onların ölümüne sebep olmuştum. Tetiği çeken oydu ama Tetiğin üzerindeki benim elimde. Bir kere her şey benim yüzümden olmuştu. Belki bir salaklık edip kaçma girişiminde bulunmasaydım, şimdi o iki kişi yaşıyor olacaktı. Nefes alıyor bir şekilde, belki de benim bu evden gitmemem için görevlerini yapıyor olacaklardı. Hayır, Hilal'e dokunmayan adam neden iki insanı gözünü kırpmadan kaldırmıştı? Ama çok şükür ki yine de Hilal'e zarar vermemişti. Bir canın azabı daha kaldırılamazdı ağır gelirdi bana. Bunu o gençlere uyuşturucu satıp zehirleyen kız mı söylüyor? Vicdanım ve sesim yine devreye girerken gözlerimi seri bir şekilde açıp kapadım defalarca. Ne yapacaktım ben? Nasıl yaşayacaktım şimdi? Nefes alamıyordum artık. Zor geliyordu nefes almak, yaşamak. Hazan abla, Hilal'in sesini duymamla iş savaşımı kesip elimi bir şey yok dercesine salladım ve merdivenlerden inmeye başladım. Kül oluyordum gitgide. Yok oluyordum. Benliğim kayboluyordu. Bir söz yüzünden yaşamam gülünçtü. Hem de kendime verdiğim bir söz için. İntihar etmek Tanrı'nın gücüne giderdi. Ama kirli yaşamak daha zordu her halükarda. Mutfağa beraber geçip kahvaltı yaptık. Her zaman mutfakta yaptığım kahvaltı güzeldi. Bir de yemek vermeme girişimine bulunmuyordu. Bu da biraz vicdansızlığını eksiltiyordu ama biraz. Dışarıdan çok başarılı, zeki, güçlü bir iş adamını temsil ediyordu. Fakat içindeki ateşi çoğu kişi bilmiyordu. Canavarını saklıyordu o, en çok insanlardan. O günkü konferans salonunda gördüğüm kişinin altında böyle bir insan yatması pek de güç değilmiş gibiydi. Böyle kusursuz insanlardan her şey çıkabiliyordu. Çünkü onlar tehlikeli insan grubundaydı. Hatasız insan olmazdı elbet. Yalnız tehlikeli insanlar hatalarını kapatıyordular, bir şekilde, kusursuzluklarıyla. Saçlarıma maşadan sıcaklığı ezel ederken, içimden küfürleri sıralıyordum, teker teker. 19:30. Yarım saat önce eve gelen Jean Hilton talimat vermişti kadınlara. Kendisi ise ortadan kaybolmuştu. Keşke her zaman kaybolabilseydi de o zaman az da olsa rahat edebilirdim ben de. Aynada yeşil gözlerime denk geldiğimde solgunluğu kaçmamıştı benliğimden. Ona rağmen ağır göz ya makyajı yapmışlardı. Gerçi genel olarak yapılan makyajımın çoğu aşırıydı. Maşa işi de bitti Hasan Hanım. Sıralı kıyafetiniz var. Eminim ki gecenin yıldızı siz olacaksınız. Bunu söyleyen kadına tip tip bakıp ayaklandım oturduğum yerden. Esmerdi ve kokoş bir tipi vardı. Otuzlu yaşlarında gözüküyordu. Elime aldığım ultra mini deri siyah elbiseyi giyim odasına doğru yürüdüm. Bu havada donacağım fazlasıyla belliydi. Kasım'ın sonlarındaydık. Yakında daha da soğuyacak havalar. Üzerime giydim istemeyi istemeyi elbiseyi ve ardından çıktım hızlı bir şekilde giyim odasından. Odadaki kadınların bakışları anında beni bulduğunda, yüzlerindeki beğeni dolu ifade elbisemin üzerine yakıştığını temsil ediyordu. Hazan Hanım, mükemmel olmuşsunuz ve bu gece tam bir yıldızsınız. Korkut Holding'in tanıtım gecesine siz ve sevgiliniz Jiyan İlten Korkut Bey damga vuracak.'' Kadının gülerek söylediği sözler sinirle kılarken iyice beni, bakışlarımla susturdum kadını. Sesini keserek bu sefer de elimden tutup beni döndürdü bir tur. Sonra ise çekiştirerek aynanın önüne bırakıverdi. Aniden çenemden tutan kadın aynaya bakmamı sağlarken yeşillerim aynadaki yabancı bende kaldı o an. Mini siyah elbise resmen ikinci bir deri gibi olmuştu bedenime. Tenime uygunluğu hoş bir hava katmış kalpli yakası köprücük kelimiklerime iyice ortaya çıkarmıştı. Eski benliğimi isteyen bir ben vardım şimdi. İşte ama istediğim gibi olmuyordu hiçbir şey. Cihan Bey sizi aşağıda bekliyor. Yüzümün makyajıyla saçımın salaş maşasından bakışlarımı kaçırarak o kadını bulurken elindeki telefona bakarak konuşuyordu. Mesaj yoluyla iletilmişte herhalde. Kadının kahverengi gözleri beni bulduğunda elime tıkıştırdığı siyah küçük çantayı. Sonra kırmızı bir kabanı getiren diğer kadında takılı kaldım. Hava soğuktur Hazan Hanım. Bunu otelde çıkarırsınız sonra. Üzerime geçirdiğim kabana bir şey demedim. Çünkü memnun kalmıştım. En azından azıcık da olsa bedenimi korurdu. Kadınlarla birlikte odadan çıktığımızda bir tek ben merdivenlere doğru ilerlemiştim zar zor ayağımdaki iğrenç siyah siletelerle. Aşağıya doğru yürüdüğüm sırada salonda arkası döndük gördüğüm o iri bedenle duraksayıverdim ilk. Ayağımdaki topukluların çıkardığı ses uyuyan canavarı uyandırmıştı işte. Jiyan İltan Korkut'la nutkum tutuldu kaslı vücudun oturan jilet gibi siyah takımı üzerine cuk diye oturmuş, yakışıklılığına puan kazandırmıştı. Esmer tenine yakıştırmıştı. Gömleğiyle, saatiyle, ayakkabısıyla birlikte baştan aşağıya siyah her şey. Yakasındaki iki düğmesi açık, siyah saçları ise alnına dökülü vermişti hoş bir şekilde. Yeşil irislerim bu sefer de yüzüne doğru kaçarken düzenli kirli sakalları bir an içerime battı. Sanki yüzümde hissediyormuş gibi huylanırken keskin yüz hatlarının kusursuzluğu kendini sunmuştu ortaya. Bu adam, karşımdaki adam fazlasıyla yakışıklı bir adamdı. Hem de en çok da aşık olunası. Fakat alaylı gülümsemesinin yakaladığım an hızla çekiverdim bakışlarım üzerinden. Bana imalar ediyordu ama o da süzüyordu beni hiç rahatsız olmadan. Fark etmemiş değildim. Hayaller olarak sevilesi bir adamdı. Ama gerçekler olarak tepilesi. Homurtulu kısık bir ses ağzımdan firar ederken eliyle önünü işaret etmişti. Buyur sevgilim. İması göz yaşartıcı olurken belimde hissettiğim sert eliyle irkildim o an istemeden. Benim bu tavrım hoşuna gitmiş olacaktı ki Büyük bir keyifle gülümseme kaplamıştı yakışıklı esmer yüzünü. Yalancı gülümsemeler bile yakıcı duruyordu gerçekten. Gülümsese herhalde bütün kızlar telefolu verirdi. En çok da sen diyen istesime bir tepki vermedim. O adamdan nefret ediyordum kesinlikle. Elimden gelse bıçağı tam göğsüne saplar hareketsiz bırakmak isterdim ya da bir silahla o kurnaz beynini dağıtmak. Siyah Maserati'nin yanında durduğumuzda bir koruma gelip anahtarı eline verdi Jiyan'ın. Anahtarı elinde bir tur döndürdükten sonra bana göz kırparak yerine geçti. Dışarıda öylece kaldığım an üşümemek için kapıyı açarak girdim. Canavar birisinden kibarlık beklenemezdi ki asla. Emniyet kemerimi ben takmışken o takmamıştı. Gerçi umurunda da değil gibiydi. Araba asfaltta tekerleklerle dans edercesine hızlı bir şekilde yol alırken emniyet kemerine sarıldım sıkı sıkı. Aşırı hızlı gidiyordu yolda araba fakat bu onun için bir eğlenceymiş gibi yüzünde bir ifade vardı. Hissizdi. Aradan geçen 10 dakika sonra lüks bir otelin önünde durdu arabası. Altın sarısı renk ve gri'nin ağırlığıyla dış kısmı süslenmiş olan otel tam da bu adama layıktı zenginliğin gösterişi sarmıştı en çok etrafımı ama kaçışım yoktu. Siyahın en koyu tonuna rastlamıştım ansızın. Ne olacağım ise belli değildi. Valenin gelmesiyle dışarı çıkan Jiyan İltan kusursuz hareketiyle benim tarafıma gelmişti. Çevrede kameraların flaşları patlarken kapımı açıp elini uzatan adama bakıverdim. O an sadece. Güzel oyun oynuyordu. Başarılıydı. Elimi sert ve tehdit var bakışlarız etkisinde büyük iri avuçların arasına bıraktım. Küçücük kalmıştı elim, elinin yanında tıpkı bedenim gibi. 1.70'lik boyumla 1.90'ın yanında olmak. Beni yanına doğru çekerken bir elini de hiç şaşmadan belime yerleştirerek kırmızı halıya doğru yürüttü bedenimi. Aynı adımlarla yürümek zorunda kalırken magazenciler çoktan etrafımızı sarmıştı. Bakışlarım anında onun elalarına kaydı E bir çare istercesine tutundu gözlerine. Benim bu halime karşı soğuk duruyordu hala. Efendim, yine aynı bayanlısınız. Sevgiliniz mi yanınızdaki bayan? Cihan Bey, sevgilinizin adını öğrenebilir miyiz? Evlilik ne zaman? Düğün var mı yakında Cihan Bey? Cihan Bey, Cihan Bey... Art arda gelen sorular iyicene bunaltmaya başlamış Doğan beni. Derin bir oflama meydana gelirken bu adamın umursamazlığı beni deli ediyordu. Tam o anda ismimi duydum o tanıdık sesten. Hazan Karabulut Magazincilerin sorularına bir cevap vermişti bile o. Gözlerim tanıdık o yeşillere kayarken kırgındı bakışları. Ama benim de ondan kalan bir yanım yoktu. Kim bilir belki bir karısı bile vardı belki de beni hiç sevmiyordu. Yanımıza adımlayarak gelen adamın varlığı tedirgin ederken beni şaşırmaktan korkuyordum. Hoş geldiniz. Kerem Gündoğan. Jiyan İlta'nın konuşmasıyla el ele sıkışan iki adamı daha yeni fark ettim. Ben ise öylece duruyordum. Belimden kavramıştı bir adam, bedenime sahip çıkmıştı. Onunmuş gibi kullanıyordu benliğimi. Kollarının Bedenimin altında saklıyordu şu an ama hepsi bir oyundu. Sahne kapandığında canavarla olan savaşıma bir tek içimdeki kız çocuğu şahit olacaktı. Hoş bulduk Cihan Bey. E, ee, içeri girelim o zaman. Benim konuşmama izin vermeyerek Kerem'den uzak tuttu beni. Bu sırada ise bir sürü ışıklar patlamış ve fotoğraflar çekilmişti. O adamla çıkacak fotoğraflarıma üzülüyordum. Peki ya babam? İki saat eve geç gittim diye damgası vuran adam neredeydi şimdi? Hangi cehennemdeydi? Jiyan beni yönlendirirken sıktığı parfüm ve kokusu burnuma doğru estiğinde nefesim kesiliverdi. Hem ilk defa böyle yerlerin heyecanı üzerimde vardı, şimdi de bu ağır gelmişti. Giriş kapısından üç kişi beraber girip köşede bir masaya doğru ilerledik. Jiyan İltan'a ait olan bu masada Kerem de vardı beni sevdiğini söyleyen bir adam vardı. Ve ben de şu an Jia'nın yanında sevgilisi olarak karşısındaydım. Sinirliydi ama bir o kadar da sakindi. Yeşilleri koyuluğun zirvesindeyken gözüme takılan başka bir ayrıntıyla elim kalbimin üzerine doğru gitmişti ansızın. Gözlerim doluyordu, canım acıyor, nefesim kesiliyordu, tereddütsüz. Geniş bir gülümsemeyle birlikte bize doğru geliyordu. Buraya, masaya, benim yanıma. Şimdi o an. İçimdeki acı yakıp yıkıyordu bedenimi. Nasıl olurdu böyle bir şey? O pahalı takım elbise deneyin Ya o ayakkabıları? Yıkıyordu hayat yine. Acımıyordu. Her zaman darbesini daha güçlü kılıyordu. Daha güçlü. Her zaman ağır da acıları. Her zaman yakıyordu fazla. Baba, bir beden can hıraş. Bir kalp kırık, bir benlik kayıp, bir can yıkık. Yanıyordu bedenim, acı çekiyordu ruhum, ölüyordum. Bu nasıl bir şeydi böyle? Bu hangi oyunun içerisinde yer alıyordum? Ben hangisinin kutlasıydım şimdi? Baba, ikinci çağrışımdı, ikinci seslenişimdi. Benim bu tepkime karşın Cihan İltan, belime eliyle baskı yaptı. Gözlerine kayan gözlerim acıyla perçinleşti. Alay ediyordu. Bu adam büyük oyun oynuyordu. Aa Hazan kızım. Anında belimdeki eli çekilmiş ve babamın kolları arasında takılı kalmıştım. Ne demekti şimdi bu? Kaçırılmıştım ve babamın hiç umurunda olmamış mıydı bu olanlar? Sadece sarılmıştı hiçbir şey olmamış gibi. Baba, acı bir çağrıştı, acı bir haykırış. Jiyan oğlum ısrar edince geleyim bir dedim. Hem sevgilin olduğunu söylememen üzdü beni Hazan. Baba kızız. Ben senin babanım kızım. Bu benim babam değildi. Benim babam geceleri sarhoşun teki, gündüzün ise psikopatın önde gideniydi. Ve hep beni azarlamakla tüm gününü geçirdi. Mükemmel bir şekilde. Sürü sürü laf söylerdi aralıksız. Kendi canından, kanından kızını hiç düşünmeden kırardı incitmekten kaçılmazdı ki Baba Ah efendim benim suçumdu. İlişkimizi mecburen biraz saklamak zorunda kaldık. Malum benim işler. Sözümü yarıda kesen Cihan'la anlamıştım aslında en çok her şeyi. Kerem. Kerem Gündoğan. Hepsi onun yüzündendi. Peki ama neden? Neden onun yüzünden bendim ki? Benim suçum neydi? Elimi kavrayan koca elleri babamdan ayırırken beni yanına doğru çekti. Ve babamın bakışlarında hiçbir şüphenin olmayışı belki de çoğu şeyi biliyor oluşunun sebebiydi. Bedenine yasladı o çekilmeden bir anda beni hem Kerem'in yanında hem babamın yanında. Kulağıma doğru kaydı kızıl etli dudakları ve kelimeler delip geçmeden ölmedi yüreğimde. Sakin ol güzelim, sorun yok. Oyunun başındayız daha. Ama heyecanı güzel. Yakında, çok yakında her şey. Her şey rayın oturacak. Uzatmayı sevmem pek malum. Acı sonlar direkt bulur çünkü yerini. Sıkıntı yok. Avcı çoktan avını kaptı. Gözlerim dolup taştı ama ağlayamadım. Merhaba efendim. Ben Kerem Gündoğan. Hazan'ın sınıftan arkadaşı. Memnun oldum ben de oğlum. Neydi bölümün? İşletme. Hazan'la aynı bölüm. Evet, doğru. Güzel bir bölüm. Aynen öyle efendim. Peki sıkıntı olmazsa adınızı öğrenebilir miyim? Aa pardon. Bu benim hatam devlet. Sedat. Sedat Karabulut ben. Memnun oldum tekrardan o zaman Sedat Bey. Bu benim babam mıydı cidden? Üzerinde pahalı takım elbiseler ve ayakkabılarla şimdi değişmiş miydi yani? Hayır, o gözlerdeki kin hala bana karşılığın aynıydı. Ben onun acısıydım, o da benim. Ben ona onu terk edip giden kadını hatırlatıyordum çünkü. Ben o kadının kızıydım. Tıpkı onun kızı da olduğum gibi. Hayattan çok aslında onlar acımasızdı. İnsanlar. Bu oyunu çeviren de bir insandı. Acı çektiren de, yakan da, yaşatandı. Yetmedi mi? Fısıltı gibi sesim onalaşmıştı bir tek. Zaten o duysun istiyordum yalnız. Cık, yetmez. Çark dönmeye devam ediyor. Usul uzul. Ve bir son yok aslında hiçbir zaman. Babamda mı sıra şimdi? Ne demeye çalışıyorsun ha? Yüzüme öyle bir baktı ki yerle bir olmak istedim o an. Biliyordu. Belki annemi bile biliyordu. Biliyor muydu cidden? O zaten kendine yapmış yapacağını güzelim. Ben ona dokunsam ne yazar? O zaman sahneden biraz da olsa çekilmem iyi bir şeydi benim için. Bencillik olacaktı belki ama zaten bencildi her şey en başından beri. Hadi konuklar bir hoş geldin. Elimden tutmuş çekiştirirken o beni arkamda kaldı ruhumun var Babamın o kirli gözleri yine beni bulmuştu. Kerem'in ise acı dolu can hıraş bakışları. Benim bu halimi farkında olan Jiyan İltan, anında kolumdaki baskısını artırıp boş gri'nin ağırlığıyla süslenmiş bir masanın yanına doğru çekiştirdi. Gözlerimden ateş fışkırıyordu. Ona karşın adeta ama bu hiç umurunda değildi adamın ve hiç olmayacakmış gibi de gözüküyordu kesin olarak. Çıkar. Ne diyordu şimdi bu adam? Ne çıkarması? Sen beni ne zannettin Jiyan İltan Korkut? Ben bir şey mi dedim? Dansöz müyüm ya ben? İçimden ne çıkmasını bekliyorsun? Vallahi onu bunu bilmiyorum ben ama biraz daha o... kabanla kaldığın sürece pişmiş tavuktan bir farkın falan kalmayacak. Derin mayhoş bir kahkahanın ardından kaşları çatıldı. Sağ elinin orta parmağı ve baş parmağını şıklatarak kabanamı çıkarmamı emretti. Gözlerim gözlerini buldu sonra ve öldürücü bakışlar yer aldı. Çıkarmam için tehdit var bakışlarla birlikte içimden küfür ettim karşımdaki psikopat adama. Hani diyorum fazla mı sıcak ne buralar? Doğru cehennem ateşi tam karşımda ya. Sert ve hızlı hareketlerle kabanımı çıkartıp gözünün önünde sallamaya başladım sinirlenmesi adına. Benim bu tavrımla birlikte yüzündeki durgun ifade bir an duraksamama sebep oldu. Yine yapmıştım. Dilimi tutamamıştım. Kırışan alnını takip eden bu kaşları da çatılmıştı. Gözleri alemini körlercesine daha da çok tutuşurken benim nutkum tutulmuştu. Ne diyordu bu adam? Ne olmuştu şimdi? Ne alaka? Daha önce bu elbisenin kısalığını neden bana bahsetmedin? Ha öyle mi oldu şimdi? Umurunda olmadığınız biliyordum ben. Hazan Karabulut, Yanıma sokularak belimden kavradı sakince. Bel oyumdaki eli belimde hafif sokunuşlar sergileyerek okşuyordu tehlikelikçe. Amacı neydi bu adamın? İstediğinde bu değil miydi en başından beri? Bana bu elbisenin kendi sunmuştu. Zorla bu tarz elbiseleri giydirten bir adam şimdi neden karışırdı anlamıyordum. Senin sundukların işte Jean Hilton, ortada görüyorsun. Güzelim, umurumda gibi mi gözüküyor o vücudun? Bana her vücut sarhoş, seninki olmasa da olur. Fakat yine de benden başka bir bedene haram o bedenin. Tek sorun, tek sorun. Şimdi işte bu geceden sonra çok şey değişecek. Anlamadım. Sevgilim, yarın manşetlerde biz varız, hazır olsan iyi olur. Birileri pek kıvranıp duruyor. Ama şu konuda bir anlaşalım, benim kadının böyle bir kıyafet giyemez asla. Benim yanında duran bir kadın asla bu kadar kısa giyemez. Cüret edemezdi. Mezhebim geniş değil benim bu kadar. Sadece bana ait bir kadınım yok da o yüzden. Benim kadınım olsun da bak gör o zaman. Geri kafalı bir adam ah ne güzel. Bakarsın ki üzerimdeki elbiseyi getirten ben değilim ama. Yüzüne tükürürcesine söylerken o boşta kalan diğer elini uyuşukça yüzüme doğru uzandırdı. Çenebe ilerleyen eli hedefini bulduğunda ise etrafındakilere fark ettirmeden sıktık kabaca. Tehdit ediyordu kendine göre bir çala. Usta olsan biraz daha iyi olacak her şey gibi görünüyor. Ama görüyorum ki öyle bir şey olmayacak ve tabii ki de iyi şeylerde. Bana bak kızım o elbiseleri inan ki ben seçmiş olsaydım sana neler neler giydirteceğimden korkman gerekirdi o halde. Salak bir kadının kıyafet seçimleri. İzin sana, kendin seç giyimini. Dolabında her türlü kıyafet var. Ama giyin dolabındaki kıyafetlerine dokunayım deme. Sakın bir daha. Bu gece idare et bakalım. Senden çok bana zarar da işte. Ha? Bir insanın canı daha ne kadar yanabilirdi ki? daha ne kadar acıya bulanırdı bir beden. Gurur mu? En başından beri bu adam sayesinde yoktu. Şimdi mi? Şimdi de yoktu. Çünkü gururumu bu yabancı adam çoktan kırmıştı bile canice. Acımadan, önemsemeden. Gösterdiği her konu hoş geldin yaparken artık meftam çıkıvermişti. Yorulmuştum. En sonunda bir anons sesi duyuldu. Tüm gözler oraya çevrilirken Yanımdaki adamın kaşları çoktan çatılmıştı bile. Anlı kırışmış, gözleri alev alevdi. Sinirlenmişti. Ehem, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gece hmm, Korkut Oteller Zinciri için düzenlenmiştir. Ve Korkut veliahtımız burada, aramızda. Jiyan İltan Korkut, hem de sevgilisiyle birlikte. Onu buraya çağırıyorum, izninizle. Kerem bunu neden yapmıştı? Tüm magazinlere ulaşmıştı şu an bu bilgiler. Her kafadan ayrı ses çıkarken Jiyan İltan elimi çekiştirip bir kenara doğru bıraktı beni. Burada bekle. Batmadan toparlama vakti. Bu herifin sonunda o olacak. Öfkesinden kıpkırmızı kesilmiş, sahneye giden adamın arkasından baka kalmıştım sadece. Öfkesinden beni bile unutmuştu. Sahneye emin adımlarıyla çıktı o. Alkış tufanı koptu uzun süre. Ardından da kusursuz hareketleriyle konuşmasına başladı Jiyan. O an, tam da o an, arkamda hissettiğim başka bir hareketle olduğum yerde kala kaldım. Bu da ne demekti şimdi? Sevgilini ne güzel de izliyorsun sen öyle Hazan Karabulut. Ama olmuyor güzelim, çok yapmacıksın. Kerem? sert ses tonum hoşuna gitmemiş olacaktı ki seri bir şekilde kolumdan kavrayıp bir kenara çekti beni. Amacı neydi? Ne yapıyorsun sen Kerem? İnanmıyorum Hazan, inanamıyorum. Sen ve o adam, o adam sen. Kahretsin, ne, ne biçim bir olay? Ne varmış? O adamı tanıyor musun ki be güzelim? Acı ses tonunu delip geçmişti. Ateş kor parça olarak yerleşmişti yüzüne. Peki ben seni tanıyor muyum ki gerçekten ağzımdan çıkan kelimeler belki de yanılmamın kandırılmamın verdiği ağır etkiden dolayı gerçekler olarak ortaya çıkmayı seçmişti bu imamla birlikte gözlerini hızla kaçırırken o elini kolumdan iteledim ters bir şekilde ondan birkaç adım geri yatarak uzaklaştım ben bu adamı tanıyor muydum ki nasıl bir oyunla baş başa kalmıştım nefesim daralıyordu Canım yanıyordu en çok. Nefes nefese kelimelerimi söyledim aniden karşımda durmakta olan tanımadığım adama. Bir sene neredeyse, bir sene olmuştu. Her şeyin tek sebebi derin bir yutkunma ve can hıraş bir beden. Sensin, Hazan. Ne Hazan, ne Hazan, yeter. Senin üzüldüğün için özür dilerim güzelim ama alacağım seni. Bırakmam ben o adamın eline güzelimi. Git, Kerem git. Bak bana Hazan, seni seviyorum kızım. Bunu aklından çıkarma. Git, git rahat bırak beni. Biliyorum, o adamı sevmiyorsun. Nasıl sevgilin o adam bilmiyorum ama ne olursa olsun bitmeyecek bu iş. Ne oluyor bu dünyada anlamıyorum. Onca, onca kişi varken ama tesadüfe bak ki o adam senin sevgilin. Onu dinlemedim. Dinlemek de istemiyordum artık. Es geçip önüme döndüm hışımla. Başıma her ne geldiyse beni seven bir adamın yüzünden gelmişti. Sevgi, hissetmediğim duygu en çok itmişti beni ölüme. Ters yöne dönmemin üzerine bedenimdeki keskin sert ela gözlerin yakıcı bakışlarıyla çakılı kaldığım olduğum yerde. Bakışlarıyla öldüğümü söylüyordu resmen. Bittin sen kızım Acıya aşık bir ruhun tuzağında yaşıyorsun hala. Ne halt vardı konuşacak o adamla? Yaşanmışlıklar yüzünden şimdi canın yanacak. Hem de en başından beri sebepsiz yere yanan bedenin gibi yine acı yakacaktı nefesini. Ateşin kokusunu algılayabiliyordum. Derin o keskin koku ciğerlerimi delip geçiyordu. Yakıyordu acımadan. Ateşin kokusu sahibinin gerçeğini gösteriyordu bile. En baştan. Kokusuyla alıştırıyordu aciz bedenimi. Yanmanın ağır tadı vardı damağımda istisnasız. Hızlı adımlarla onun beni bıraktığı noktaya doğru ilerlemiştim nedensizce. Mikrofonda ise mükemmel uyuşturucu keskin sert tonu duyulmuştu otelin geniş, lüks, süslü salonunda. Tüm kusursuzluğuna rağmen ölüm bahşediyordu bir ses. Azrail'di bir nefes. Buraya gel sevgilim. Önce Kerem, şimdi o vermişti bilgileri magazincilerin eline güle oynaya. Ben nasıl gidecektim şimdi o okula? O kız ünlü iş adamını nasıl elde etti? Dengi değil, uyumsuz o adama göre. Kesin yatmıştır. Büyük ihtimalle para avcısı. Adamı nasıl çekti kendine? Sürü sürü dedikodu geliyorum demezdi şimdi. Jiyan Korkut'un genç sevgilisi veya gerçekten de onun dediği gibi olarak anılacaktım. Titreyen vücudum ela gözleriyle bana gel diyen adama doğru ilerliyordu yavaşlıkla. Ölümün kokusu nefesime karışmıştı. Bir adam hayatıma acımasızca tutunmuştu. Titriyordu işte şimdi tüm bedenim ve buna rağmen o merdivenlerden kürsüye doğru çıkıvermişti ayaklarım. Ürkek bakışlarım elalarına tutunduğunda acımasızlığın siyah tonuna bulanan bir adamla karşılaştı. Yakacaktı. Hem de çok yakacaktı canımı. Sevgilim, hadi seni bekliyor bak herkes. Bir, iki adım. Çok az kaldı. Üç ve dördüncü adım tam karşısındayım. Yanıyordu bedenim. Gerçekten ihanet gitmiş gibi hissetmem normal miydi? Bakışlarıyla bunu hissediyordum çünkü fazlasıyla. Hmm, evet, uzun süre konuşulan sorularınıza bir cevap vermek istiyorum. Kerem Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten güzel hazırlamış tanıtım gecemizi ve bir teşekkürüm daha. Bu gece zaten her halükarda sevgilimi size tanıtacaktım. Tanıtım gecesinin bir sürprizi de oydu aslında. Jian Ilta'nın bedeninin yanında duran bedenim güçsüzdü. Dik omuzları omuzlarımı geçip gitmişti. Kerem ise yüzündeki alaylı bir ifadeyle bakıyordu Jian'a. Bunu yapma sebebi iğrençti. Hem seni o adamın yanına bırakmam diyordu hem de o adamın sevgilisi olduğumu sızdırıyordu medyaya. Bu adamı tanımıyordum ben asla. Bu adam çok, çok yabancıydı. Jiyan Korkut'tan bile yabancı. Adamın ailesiz olduğunu biliyordum. Yaşını, yaşantısını. Acımasız olsa da bilgiliydim onun hakkında. Ama ya Kerem? Söylemeseydi o adam, iş adamı olduğunu bile nereden öğrenebilecektim ki? Hazan Karabulut, kadınım. Jiyan elimden aniden kavradı ve beni yanına doğru yaklaştırdı. Bu olayın aniliği, Bedenimde ağır etki yaratırken kalbim gümbür gümbür atıyordu. Daha ne yaşacaktım ben tanrım? Elaları ölümümün fermanını kesmişti bile çoktan. Yakmış der şeyi şimdiden. Perde kapandığında acemi oyuncu ben azar işitecektim. Zarar görecektim. Evet, sorularınızın yanıtı Hazan Karabulut. Benim sevgilim. Ve bundan sonra sadece o ve ben. Benim kadınım o, benim sevgilim. Umarım sorularınızın yanıtlarını almışsınızdır. Cihan Bey, evlilik ne zaman? Güzel bir kadın sevgiliniz. Nasıl tanıştınız? Hazan Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Cihan Bey, Hazan Hanım, Cihan ve Hazan çifti olarak yakışıyorsunuz efendim. Her kafadan ayrı sesler çıkıyordu. Kolunu belime uzattı ve beni bedenine sapsetti. Başım göğsünün tam üzerine denk geldiğinde ise sımsıkı sarmalamıştı. Saçlarım takım elbisesinin üzerine dağılı vermişti. Kirli sakalları ise saç tellerimle bütünleşmişti adeta. Kokusu, varlığı, teni tenime kazınırken kulağımdaki sıcak nefesi Nefesimi kesmişti. Ve bir hata, bir acı. Üzerimdeki kırmızı kabana sımsıkı sarıldım. Havanın soğukluğu derinden işliyordu en çok ve deli esen rüzgar bile kasvetli havanın dağılmasına yardımcı olmuyordu. Sessizlik, keskin acının kokusu ve felaket. Sonu hiç iyi olmayacaktı bu geceden, biliyordum. Yeşiller islerim arabayı süren jiyan iltana takılı kaldı. Korkuyordum. Bunu saklayamazdım da asla. Hele şu an çok sakin davranışları daha da çok ürkmeme neden alıyordu. O sözlerden sarılmasının ardından Kerem'in gözü önünde el ele çıkardı beni o lanet olasıca salonda. Kulağıma fısıldadığı söz nefesimi daraltmıştı. Ve o kelimelerden başka kelime bir harf bile ağzından dökülmemişti. Sessizliğiyle bana cevap veriyordu. Bütün flaşlar yüzümüze patlamıştı biz çıkarken. Ardarda arda bir sürü fotoğraf çekilmişti ve artık gündemin odak noktasıydık işte. Benimle ilgilenen kadının dediği gibi olmuş, gecenin yıldızı olarak parlayıvermiştik ansızın. İnsanların konuşmaları kulağıma ulaşmıyordu bir kere o vakit. Jiyan varlığıyla kör ve sağır edivermişti. Kerem'le konuşmam ona göre bir hataydı. Ama dediği de saçmalıktan ibaretti. Hem benim bedenimden başka bir beden sana yasak diyordu, hem de benim onun açısına göre bir hiç olduğumu vurgulamaktan kaçınmıyordu. Fazlasıyla psikopatlığın etkisi onu sersemletmişti. Elinin boğumları beyazlaşmış, direksiyona çok sıkı davrandığından gerilmişti tüm kasları. Öfkesinden miydi bilmiyordum ama sadece önüne odaklanmıştı Cihan. Her şeyden bir haber sürüyordu arabayı villaya doğru. Beşiktaş'ın kesimlerine doğru girdiğimizi fark ettiğimde adresini öğrenmiştim yeni tutulduğum yerin. Ardından ne kadar süre geçti bilinmez aniden fren yapan araba yüzünden canımı acıtmış emniyet kemeri. Gözlerim birleşirken seri bir şekilde kapıyı açıp kapatan adamın arkasından öylece bakıyordum. Korku bedenimi sesinlikle sevmeyi tercih etmişti. Olanlar bile buna destek niyetindeydi. İn! Adeta bağırmıştı ve bir tekme atı vermişti hala içinde bulunduğum arabaya. İlgilen bedenim hiç bana yardımcı olmazken emniyet kemerini çözdüm ve kapıyı açtım korkarak. Öldürecekti. Kesin olarak yapacaktı bunu. Ayaklarım yere bastığında ise omuzlarımdan kabaca kavrayan Cihan İltan sırdımı sert bir şekilde arabaya yasladı. Sızlayan sırtım hafif belirti gösterirken kırmızıya bulanmış bir çift ela göz zindanım oldu. Zehir etkisi gösteriyordu adeta bakışları. Öldürücüydü, tehlikeliydi. Ne, ne oluyor? Sesimin ortama yayılmasıyla alayla bakışları her zamanki gibi yüzüme peydah oldu. Kedi oğlan doğurdu. Kelimeleri nefesimi keserken sadece onu süzmeye başladım. İçindeki siyah gömleğin düğmelerini üçlü firardı. Ceketini ise ilk arabaya bindiğimizde arka koltuğa fırlatmıştı. Onun bu sessizliği fırtınanın geleceğinden habercisiydi. Yakışıklılığına daha çok hava katan sinirli yüzü aksine benim sinirlerimle oynuyordu. Gözlerine bakamamanın verdiği hisle boynundaki Adem elmasının çıkıntı görüntüsüne takılı kalıverdim. Bakamıyordum. Fazla, fazla yakıyordu. Acımıyordu da. Bu karşılıksız mı kalacak sence ha? Adeta borazan gibi çıkan sesi titretmişti bedenimi. Ama dimdik kalmaya çabalıyordum hala karşısında. Ne olursa olsun bir hatam Kerem'le olmuşsa bütün bu olanlardan hatam olmamasına rağmen bana böyle davranamazdı. Davranmamalıydı da. En başından beri benim bir hatam mı vardı peki? Sesimdeki öfke gün yüzüne çıkarken elimle sertçe omuzuna bir yumruk geçirdim. Bana yaptıklarının yanında bir kuş düğü kadar kalırdı. Fakat ona göre fazla gelmiş olacaktı ki aniden kabul ve hareketle elimi kavramıştı sıkıca. Omzunda yumruk halde duran elimi. Kemiklerimi acıtmak istercesine sıkıyordu. Hiç mi merhamet yoktu onda? Hiç mi? Yanlış yapıyorsun. Çok yanlış. Hatanı katlıyorsun yine. Ülpertici bir sessizlikle konuşmuştu. Yakmak istiyordu. Yakmak istiyordu beni, küle çevirmek istiyordu. Çünkü o ateşti, cehennem ateşi. Zaten yakmış yıkmış yaralarım, acı hala bedenimde yaşıyor. Bak, bak, diğer elimle onun diğer elini kavrayarak boynuma doğru ilerlettim. Kaşları çatılmış bir halde beni izlemeye devam ederken o, elini tam da hızlı hızlatan şah damarımın üzerine dokundurttum. Bak, hisset, Akan kanımdaki acıyı, zehri dinle. Dinle, yaşıyorlar, hisset. Şaşkın bir yüz ifadesi beklemiyordum ondan tabii ki de. Ama hala hissiz gibi katıksız duran suratı da canımı sıkıyordu. Belki biraz diye düşünmüştüm ama hayır, yine yanılmıştım onun hakkında. Böyle yaparak hatanı hafifletebileceğini mi sanıyorsun güzelim? Ama şunu bil ki yanılıyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden? Bırak artık beni yetmiyor mu? Kerem'in yüzünden acı mı yetmiyor? Histerik bir kahkaha attı ve gülümsedi tehlikeli bir şekilde. Bu daha bir hiç. Bedenini bedenime yaslarken o ne yapmaya çalıştığını anlamlandıramıyordum. Bakışları ise her şeyin farkındaydı en başından beri. Acıyı hissettim Berva, dorukta. Berva da nereden çıktı? Ne demek istiyorsun sen öyle bana? Fırtına berva, fırtına. Esip gürleyecek. A, ah, şşş. Dudaklarımın üstündeki beni susturmak için yer alan parmakları ansızın nevrimi döndürmüştü. Parmakları bile kendisi gibi farklıydı. Ne yumuşak ne de sert. Bütün kabalıklarını bırakıp beni serbest bırakırken o, gözlerim şaşkınlıkla dolu zirveyi turluyordu. Bırakmış mıydı şimdi cidden? Elimi acıtmayacak bir tavırla koca elinin arasını alarak yürütmeye başladı villa kapısına doğru. Orta hızla kapıya ulaşmışken biz çoktan korumaları kapıyı açmıştı bile. Şaşkın örgek yavrusu gibi yan profilini izliyordum öylece onun. Bu ateşin ta kendisi olan Jiyanil'den korkut muydu? Bu acımasız adam mıydı? Elimden nazikçe kavramış ve beni içeriye sokmuştu. Bizim ardımızdan korumalar tarafından kapatılan kapı ile birlikte içeride sessizlik en can alıcıydı. Kimse yoktu. Kimseler yoktu. Korkmam gerekir miydi peki? Yürüttü beni aynı tavrıyla. Ağzını bıçak açmıyordu tabii ki. Tam da şu anda onun için yaratılmış gibiydi. Kaşları çatıktı hala ama yüzünde aynı bir tavır yatıyordu. Ürpertiyordu bu adam beni. İliklerime kadar sızıyordu acı. Bir an yukarı çıkan merdivenlerin yerine aşağıya doğru uzanan merdivenlerden taraf elindeki sıkı sıkı tutuşuyla ilerleten adama şaşkınca baka kaldım. Donuklaşan beylim algılayamıyordu. Bu adam ne yapmaya çalışıyordu? Tanrım, nereye götürüyordu beni? Sustum. Fırtına geliyor muydu? Berva, fırtına. Cihan, nereye? Derin sessizlik ve ikimizin adım sesleri. Karanlık uzun bir koridorda sonlanan merdivenle birlikte adımları hızlandı onun. Aksine benim adımlarım ise bir şeyler seziyormuşçasına geri adım atmak istiyordu ama olmuyordu. Elimden kavrayan adam izin vermiyordu. Koridorun ucu karanlığa alışmanın ardından gözüküyordu artık. Orada bir kapı vardı boydan boya simsiyah. Neresiydi burası böyle? Çevik hareketiyle küt diye açılan kapının ardından bedenin büyük bir şiddetle sarsıldı. Fırtınanın ortasında kalan bir ağaç gibi. de, sarsıtıcıydı. Oradan oraya savrulan beden vaveylaydı bütün acılara. Dizlerimin sızladığı zaman fırtına kopmaya hazırlanıyordu en çok. Saçlarım yüzüme dağılarak görüş açımı kapatmayı başarmıştı büyük bir zevkle. Gözlerimi acının zerdiği hisle yanmaya başlamıştı ve ben hızlı bir şekilde yere düşmüştüm. Beni düşürten adam dediğini yapıyordu. Titriyordu bedenim soğukluğun verdiği etkiliyle. Nasıl bir canavarla mücadele ediyordum ben şimdi böyle. Bir ayağını kırarak dizini yere sabitleyen adama odaklanıverdim. Acımasızdı, hissizdi. Bir hata, bir acı güzelim. Yeşillerimin dolduğuna adım kadar emindim. Elalarına tutundum acizlikle ama yenilmedim. Acımı gösterdikçe daha çok yakıyordu canımı. Git o zaman. Bağırışım depo gibi bir yerde yankılanırken sesimin yüksek çıkışı hiç hoşuna gitmemiş olacaktı çünkü yüzündeki buruş buruş ifade en büyük kanıttı. Git. Acı bedenimi buldu. Git kaşları olduğundan da daha fazla çatılmaya başlarken yutkundu. Adem elması sinirden ikide bir oynuyordu. Bakışlarını bir an olsun çekmemek adına bakıyordum hala ona. Ben ona hiçbir şey yapmamıştım ama o bana her şeyi yapmıştı. Suçum olmadan bir acı aslında bulmuştu ruhumu. Öfkeyle harmanlanmış elaları yüzüme alaylı tavırla gezindi. Kerem Gündoğan uzak durulması gereken bir unsur olarak hatırlıyorum ben onu. Sence güzelim, ha? Sert sesi yankılandı ilk kez kuraklarımda. Çınlıyordu oğul oğul. Bakışlarım dümdüzdü. İlgilendirmiyor beni o adam. Ve aynı şekilde sen de. Bırak beni artık. Yeter. Bırak. Acı ayak karışım yine hiç hoşuna gitmemiş olacak ki yüzünü buruşturdu. Bakışları umursamaz beni süzdü. Ne yapmaya çalışıyordu? Ne bakıyorsun? Bir şey demedi. Sadece cebinden bir sigara paketi çıkartıp içinden bir dal alarak çakmağı elime tutuşturdu. Yakmamı emreden tehditkar bakışları altında çakmağı tutuşturmuştu ağzında oynatarak tuttuğu sigaraya doğru yaklaştırmıştım kendinden korktuğum bir sakinlikle. Dudakları arasında yanıyordu sigarası işte şimdi. Tıpkı benim de onun himasında yandığım gibi. Bir an o pislik yakışıklı yüzünü alev alev yakmak için nelerimi vermezdim diye düşünmüştüm. Ama yapabildiğim tek şey sigarayı tutuşturmak olmuştu. Kasvetli ortama bir de hiç hoşlanmadığım sigara kokusu yayılıyorken istemsiz yüzümü buruşturdum. Benim bu halime karşın alaylıca bedenimi süzmeye devam ediyordu Jiyan. Elindeki sigarasını ağzından çekip dumanını havaya doğru özgürlüğüne kavuşturduğunda şekil alan dumanlardan hareket eden emrancık kemiklerine değmiş yeşil gözlerim. Yüz hattının keskinliği, yakışıklılığına artı değer katarken karakteri yerle bir ediyordu her şeyi. Korkuyordum. İçimde korkuya rağmen yerde hala dimdik bir şekilde onu seyreder bir halde duruyordum. İstersen sigara paketini kucağıma fırlatmıştı tiksintili yüz ifadem tekrar bedenime hakim olduğunda sinirlenmiştim. İstemez. Bakışları ürkütücü boyuta girdi tekrar. Hızla içine birkaç kez daha çekip sigarasını elinde tam tur çevirdi ve bana sırıtarak arkasına doğru fırlatı verdi. Bu gülüş deneydi böyle. Hem soğuk olmak zorunda mıydı burası? Diğer yerler sımsacakken. Geldik hatanın acı acı diye bağırdığı yere. Yüzünü yüzüme yaklaştırmaya başladığı sırada kaşlarım çatılmıştı çoktan. Bir daha, bir daha asla izin vermezdim. Olamazdı. Dokunma, bana dokunma. Alaylı gülümsemesi peydah oldu kemikli yüz hatlarında. Benim yüreğimde ise acı bir yakarış. Neden? Dayanamıyordum artık. Yüzünün nefesinin yakınlığı gitgide artması, panik ataklığımı devreye sokmaya başlarken yüzünün yüzüme yaklaşmasına az bir milim kalma esnasında burnunu kavradım Cihan İltan'ın aniden. Ağzımda hissettiğim burnunu tüm efkanla birlikte ısırmıştım acımadan. Keskin sert bir erkeksi omurtusuyla uzaklaştırdı yüzünü yüzümden. Küfrünün ardından bana kötü bakışlarla bakan Jiyan'a umursamamazlıkla şimdi ben bakıyordum. Canıma değsindi. Canımı o da yakmıştı. Mahvettim kızım seni sert sesi yayılırken alanda hızla burnundan çektiği gibi elini yanıma doğru gelmeye başladı. O an hala düştüğüm yerde kaldığım taraftan kalktım. Geri doğru gitmeye çabalarken sırtımı delen bir metalle olduğum yerde kala kaldım. Bakışlarım donuk, öfkeli yüzde buluştuğunda fırtına kopmuştu. Kolumu sertçe kavrayıp sırtıma değen soğuk metali çekti. Görüş açıma giren büyük bir silahla ölmüştüm adeta. Nasıl bir adamdı bu adam? Olmadı güzelim. Sen istiyorsun ama her şeyi. Daha ne demek istediğini anlamlandıramazken üzerime sertçe çekip çıkardığı kırmızı kabanımla bakışlarım onu buldu. Acının vakti. Ne? Ortamın soğukluğu vücudumu delip geçerken arkasında duran bir yerde bir şeyler ayarladı. İçeriye doğru esen soğuk hava klimanın açıldığını daha da çok kanıtlıyordu. Donuk bakışlarım onu bulduğunda ise yine sizdi. Bir şey demedim, diyemezdim de. Sahne kapandı Juliet, Romeo kaçar. Elindeki kırmızı kabanımın havada tam dur döndürdükten sonra bana attığı göz kırpması öfkelenmeme sebep olmuştu. Cehennemin dibine git Romeo. Donuyordum, acıyordu her yerim. Yanıyordu benliğim onun elinde. Sertçe kapatılan kapı ve kilit sesi. Soğuk ve ben. Yalnızlık ve hüzün. Acı ve yakarış. Yine ben. Yine hazan kara bulut. Yoğunluğun etkisiyle kılıklı kapıya sırtımı yaslayarak aşağıya bıraktım bedenimi. Soğuktu. Üşüyordum. Gözlerim koskoca depoda oradan oraya giderken şimdi daha da çok korkuyordum. Burası neydi? Üç ve dört sıra Büyük silahlarla doluyken, beş on arafta diğer karışık silahlarla doluydu. Onun yan tarafında kalan raflarda ise çeşit çeşit bıçaklar, desenleri, renkleri parıldarken gözüme gözüme daha çok içim ürperiyordu. Hem gördüğüm görüntüden hem de soğuğun bedenime yaptığı acıdan hissizleşiyordum. Benliğim siliniyordu bir adam tarafından. Cehennem ateşi olarak hayatıma giren bu yabancı adam Beni yerle bir etmeyi başarmıştı. Güçlü beni. Hazan Kara Bulutu. Asi kız. Kimseyle konuşmayan, erkeklerin düşmanı olarak anılan kötü kız. Beni. Üşüyorum anne. Ağzımdan alaylı çıkan kelimeler canımı yakmıştı. Hiç annelik yapmamıştı o kadın bana. Üşüyorum baba. Kızımsın sen diye ilk defa beni o tanıtım gecesinde sahiplenen babama haykırışım acıydı. Üşüyordum. Soğuktu burası fazlaca. Bir hatanın acısını hediye etmişti o adam işte. Yakmış, yerle bir etmişti beni. Bulalıklaşan görüntüyle dizlerimi karnıma çekip kollarımı sadrım etrafıma. Elbisenin kısalığı ve açıklığı da iyice donmama neden oluyordu. O yüzden kabanımı çekip almıştı acımasızca. O buydu, acımasız. Ne olursa olsun bir insan ailesiz de yaşasa bu kadar da kötü olamazdı. Bu adam caniydi, katildi. Defonun bir tarafında beyaz torbalar benliğime kazınırken deli gibi kahkaha bırakıverdim kurumuş solgun dudaklarımın arasından. Hayatımın bedeli, acım, sonum da o şeyler. Beyaz tozcuklar, uyuşturucu. Okan'ın kolumda bıraktığı çakı ve falça izleri kalmıştı bir yara olarak. Kabuk tutmayı yentelmeyen mayhoş bir yara ve o kabuslarımın tek yareni acım cansızım masum değildim ben masum değildik biz insanlar titreyen vücudum soğumaya yüz tutmuş ellerim dizlerim ayaklarım dişlerimin birbirine çarparak çıkardığı sesler ruhuma işliyordu uyuşan bedenim ve beynim kaybolmaya hazırdı ama ben hazır değildim korkuyordum Donarak ölen insanların çok acı çekerek öldükleri hakkında okuduğum bir metin beynimde tekrarlandı. Ölü olan bir ruh şimdi ölümden çok korkuyordu. Can tatlıydı işte. Karanlığın zindana hapsolmak yakıcıydı. Ortamın mayhoş parlaklığı bulanıklaşırken tam bir zulanın ortasında yer almak kötüydü. Silah hazinesi vardı tam burada. Artı şeyler de dahil bıçaklar ve uyuşturucular gibi. Gördüğüm son görüntünün bunlar olması işler acısıydı. Kalbimin atışları hızlı hızlı artıyor, nefesim tükeniyordu. Daralan bedenimin feri kesilmeye başladığı zaman sırtım kapıdan ayrıldı ve yerle buluştu. Gücüm kalmamıştı. Sıcak bir nefese ihtiyacım vardı. Çok soğuktu burası. Korkuyordum ve donuyordum. Kaç dakika, kaç saniye geçti bilinmezdi. Uzun bir boşluktaydım sanki. Zaman bile kaybolmuştu. İçimdeki kız çocuğunun çığlıkları delip geçti yüreğimi. Bir kız çocuğu ölüyordu kimsesiz. Bir beden üşüyordu çaresiz. Hazan, sonbahar, hüzün. İsmim bile acıyken mutluluğun beni bulması abesti. Kulağımda bir uğultu yankılandı sonra. Acı bir ses ve acı bir kayıp. Benliğim siliniyordu işte. Kayboluyordum. Gözlerimin feri kesildiğinde bedenim cenin pozisyonunda acı bir görüntüdeydi. Tenimin rengi bile solmuştu. Karşımdaki rafın aynası bunu kanıtlıyordu. Dudaklarımın son bir kez aralanması ile birlikte kapı açılma sesi duyuldu. Rüyada gibi hissediyordum. Ses derinlerden bir yerlerden geliyordu ya da ben bitiyordum. Bedenim çevik bir hareketle havalanırken gözlerim kapanmıştı. Hissetmiyordum artık. Hissedemiyordum. Kahretsin. Acının nam saldığı bedenim ölümü kabullenmişti. Huzurunu ağırlayan ruhum Azrail'i sevmiş, kucağına bırakı vermişti kendini. Bu koku ölümün kokusuydu. Bu acı o adamın intiharıydı. Küçük bir kız çocuğu güneşe gülümsedi genişçe. Seviyordu o koca devasa ateş parçasını. Ama bir şeyi unutmuştu çocuk. O ateşin yakıcılığını. Ve bir kız çocuğu yanmıştı. Ateş tarafından. Ateş oydu. Acı oydu. Ölümüm olan adam acıma sızıyordu. Kahretsin. Uyanman lazım küçük. Uyanman lazım yaramaz asi kız çocuğu. Zifiri karanlığın boşluğunda yayılan kumral saçlarım havada ürkekçe dalgalanıyordu. Bedenim karanlığın tonuyla mezenmiş, ruhum ise sessizdi. Acının iliğimde yaşama tutunma çabalarını hissedebiliyordum. Seziyordum. Bir şeyler yakındı. Ölüm. Kokusu nefesime karışmaya başlamıştı. Ruhum deliydi benim. Kanım asi. İçerimdeki kız çocuğu ise yaralı. O adam acımasızlığın zirvesini yaşıyordu. O adam karanlığın eli tonunda nefes alıyordu. Acıyı seviyordu. Yakmayı seviyordu. İçerisindeki ateşi etrafına püskürterek körlemeye meftundu. Bir adam seviyordu acıtmayı. Bir adam karanlığın krallığı üstlenmişti severlik. İhtimalim olmaya ant içmiş o. O en çok acıyı seçmişti ölümüm olmayı göze almış bir adamdan ise nefes dilenmek saçma olurdu. Hayatımda hiçbir erkeğe güvenmeyeceğimin garantisiydi Okan. Ona güvenmeyi seçmiştim ama en başından beri aslında yanıldığımın farkında bile değildim. Ve hop kendimi karanlık dünyada bulmuş, satıcı olmuştum bir nevi artık. Erkeklerdense kızlar daha çabuk satabiliyordu böyle şeyleri. Okan ise beni yanındaki kız ilan etmişti o zaman. Kimse yanıma yaklaşamıyordu o kan sayesinde. Ama kimselerden çok aslında o zarar veriyordu bana fazlasıyla. Acımı aldırmıyor, yakıyor, yıkıyor, zarar veriyordu üstelik. Onun olmam için bile zorlamıştı. İşler çığırından çıkmaya başladığında ise iki sezon sonunda başarmış, kurtulmuştum o kan pisliğinden. Bıçaklamıştım onu hem de tam göğsünden. Büyük ihtimalle ölmüştü ki Ölmeseydi ensemde olurardı şimdi. Hiç acımadığım bir ölüydü o adam. Hiç pişman değildim. Eğer öldürmeseydim, yapmasaydım zorla sahip olmasının bana bedelini ödetmek içimde kalırdı. Ve ben böylesine bir şeye katlanamazdım. Nefes alma karam olurdu. Şimdi bu adam. Kerem'in sevgisinin boğuculuğundan sonra Jiyan cehennem ateşi. Aslında katil olalı çok olmuştu. O çocukların katili bile bendim. Ama şimdi, iki yıl sonra bir daha, zordu. O iki koruma da beynimde yer edilmişti çoktan, kalıcılıklarıyla. Ruhuma iki çentik de onlar atmış, karanlığa bulanmama sebep olmuşlardı. Yaşan ve ölüm arasındaki o ince çizgi, o karanlık. Hissizdim şimdi bende. Gözlerim yanıyordu, bedenim benim değilmiş gibi uyuşuk bir haldeydi hareket etmek zordu. Ağraz yeşil gözlerim aydınlığa kavuşmak için can çekişiyordu. Bedenimin aksine o karanlığa sarılmak istiyordu şüphesiz. Yorulmuştum. Hayatın bana gösterdiği zorluklar ağırdı. Ömür boyunca acıya mahkum kalmak iyi değildi. Birkaç kez denemem sonucunda açılmıştı göz kapaklarım. Kirpiklerim arasından ortamın mayhoş ışığına alışmaya çalışıyordum. Sıcaktı, Sevilesi bir sıcaklığa sahipti bu yer. Alışmanış aşaması gelip geçtiğinde odada gezindi bakışlarım. Kaldığım odaydı burası. Sıcaktı bir kere en çok. Kapının açılma sesi kulaklarıma yer edinirken bulanıklıktan netliğe döndü. Hilal izledim. Yanıma doğru hızlı adımlarla yürürken yüzünde bir gülümseme oluşmuştu. Elindeki yemek tepsisini yanımda bulunan vitrinin üzerine koyup bedenime sardı sıcak kollarını. O soğuktan sonra her şey sıcak geliyordu. Çok şükür Hazan abla, uyandın sonunda. İyi misin peki şimdi? Heyecan ve endişe karışıklığında konuşan Hilal, gözüme çok tatlı gelirken, yorgunluğun etkisiyle dudaklarımı zar zor aralanmıştı. Ama hala konuşamamıştım. Bedenim uyuşuktu. Derin bir yutkunma içerisindeyken, elim acıyan boğazıma ulaşmıştı. Hasta olmuştum, kahretsin. Konuşamam bir neden daha şişmiş bademciklerim. İyi, iyiyim. Kısık hasta ses tonumu duyan Hilal biraz da olsa kasıntılığını keserek su dolu bardağı uzattı ağzıma. Uzandığım yerden kalkmak için sırtımdan destek verdi bir eliyle. Onun desteğiyle bardaktaki suyu içtiğimde biraz olsa rahatlamıştım. Kurumuş dudaklarım ve boğazım rahatlamıştı en azından. Saat kaç? Akşam mı? Hasta sesime alışmak zor olsa da konuşabilmiştim. Benim bu sorularıma karşın Hilal'den beklenmedik kahkaha duydum. Küçük dudaklarından. O da gençti aynı benim gibi. Burada ne işi vardı ki onun? Böylesine tehlikeli bir adamın yanında çalışmak delilikti. Ah Hazan abla, iki gündür uyuyorsun. Ne? Bağırışımı yüksek ses tonlama da olurken acıyan boğazıma anında gitti elim. İki gün nasıl? Hadi be, iki gün uyumuştun. Jiyan abi emretti doktora. Zaten hasta da olunca iki gün uyuttular seni. Hadi ama nasıl ya? Hem acı veriyor hem de uyutturuyor. Anlamadım gitti ben bu adamı. Efendim Hazan abla? Yok bir şey. Potadan dönmenin etkisi üzerimdeyken bu lanet yerden gidebilmem için neler yapmam gerektiğini çok merak ediyordum. Kurtuluş yolu olmalıydı. En azından o adam beni kerem için tutuyordu sadece. Bunu anlayabilmiştim sonuçta. Kalın kafamda yer edinebilmişti şükür. Peki şimdi nerede? Çalışma odasında. çevre mi abla? Yok aman aman orada kalsın. Hafif bir kıkırtıyla söylemem Hilal'i de güldürmeye başarmıştı. Hastalığım yüzünden boğazımın üstünde duruyordu elim hep. Hilal tepsiyi kucağıma bırakıp eline tam kaşığı alıyordu ki boğazımın üstünde duran ellerin direkt elini durdurdu. Yemek yemeyecek kadar da birisine hizmet verdirtmek kötüydü bana göre. Yiyebilirim ben. Ama abla, yiyebilirim dedim Hilal. Ellerim kollarım tutuyor ya sadece bir halsizim biraz. Peki abla o zaman bir ihtiyacın olursa aşağıdayım. Seslenmen yeterli. Zaten kontrol etmeye de gelirim ara sıra. Sağ ol her şey için Hilal. Hilal içten bir gülümseme içtiğinde odadan ayrılırken en baştan beri yaptıklarım için teşekkür ettiğimi bile bilmiyordu. Onu da tehlikeye atmıştım ve onu da belki ölümle burun buruna getirmeye başarmıştım. Ama elimde değildi. Bir adam zorla tutuyordu beni bir yerde. Bir adam hayatıma karışmış, kendi hayatını sunmaya çalışmıştı bana. Ve hala da o adamın hayatındaydım. Zar zor birkaç lokma yemek yediğim çorbamı tekrar bırakırken üzerimdeki halsizlik yoruyordu iyice beni. Canımın acısı şu an yarı yarıya inmişken bunda en çok içtiğim ilaçların payı olmalıydı. Sırtımı yatağın başlığından ayırarak yatakla buluşturduğumda acıyan boğazımı canımı sıkıyordu. Hasta olmak en berbat şeydi şu hayatta. Yan dönerek uzandığım yatakta boş boş pencereden gözüktüğü kadar gökyüzünü seyrediyordum. Bir şairin sözündeki gibi cidden. Pencerene sığındığı kadardır gökyüzü. Yani sınırlı. Özgürlük de öyleydi. Özgürlüğüm de. Şikayet etsem şu an kurtulabilirdim belki bu adamdan. Çünkü reşittim. Fakat iki korumaya yaptıkları ve bana çektirdiği acılardan sonra işe polisin karışma olasılığını düşünemiyordum hiç. Cehennem ateşi işte o zaman gösterirdi en çok kendini ki hazırda bekliyordu yakmaya, yıkmaya. Beynim çatlıyordu. Ben hayatımda hiç iliklerime kadar soğuğu hissetmemiştim ve ilk defa bu kadar soğukla baş başa kalmış, sonunda da olanlar olmuştu hissiz. Hepsinin suçlusu ise beni burada zorla tutan adamın ta kendisiydi. Güçsüzleşmek, yabancı adamın yanında kaldığım sürece en başarılı olan şey olarak kalacaktı. Beni benliğimden çıkarmıştı, değiştirmeye çalışıyordu. Güçlüydü bir kere o adam. Okan'la baş edebilmiştim. Fakat şimdi bu adamla zordu açılan bir kapının sesi daha. Yüzümü kapıya ters odaklı dönük olduğundan giren kişinin kim olduğunu bilmiyordum ama Hilal'in olabilme olasılığı yüksekti. Ki kendisi bunu söylemişti zaten. Arada sırada gelip kontrol edecekti yalnız bu erken olmamış mıydı? Helal, iyiyim diyorum sana. Lütfen uyumak istiyorum. Bir cevap gelmemiş, aksine adım sesleri iyice yaklaşıyordu bana doğru. Bu tafıma gitse de hiç istifimi bozmadan olduğum gibi kaldım. Gözlerim açıktı ama benliğim bulanık. Her şey gözümün önünde canlanıyordu ama tepki vermek güçtü. Aniden yataktan sırtımın ayrılmasıyla ağzımdan ufak bir çığlık firar etmişti. Bence biraz fazla uyumadın mı güzelim? Uyanmanın vakti geldi de geçiyor. Bu ses, bu güç, bu nefes oydu. Jiyan iltan korkut. Ateş. Gözlerimi açıp kapatırken hızla bir yandan da derin nefesler alıyordum. Neden böyle bir kokuya sahip adam bir pisliğin teki olmak zorundaydı ki? Veya neden bir adam bu kadar yakışıklılığına rağmen şerefsiz olmayı başarabilirdi? Yüzümü yüzüne denk getirerek beni yatakta oturur vaziyette tutan adamın bedeni görmek istemiyordum. Fakat zorundaydım. Onun hakimiyetinin de altındaydım şu an. Onun evinde ve onun kollarının arasında. Omuzumda duran elleri çekildi önce ağır bir şekilde ardından ise yakıcı nefesi. Yatağın bir köşesine gürültüyle çöküp oturdu. Sol ayağını sağ bacağının üstüne koyduğunda ise büyük cüssesi tam bana dönüktü. Aramızda az da olsa bir mesafe vardı ama hala rahatsızdım ben bu durumdan. Acımamıştı bana hiç o. Hem de en başından beri. Şu kış günlerinin o soğukla baş başa bırakmıştı beni. Kışın soğukluğu bile insan vücudunu öldürürken onun artı değer verdiği soğuk ortam daha da beter duruma sokmuştu beni. Ve şu anda tam karşımda düz ifadesiyle beni süzüyor. Ağzını bıçak açmıyor bakıyorum daha kız çocuğu. Sabır diledim Tanrı'dan. Hem de ne büyük sabır. Oo, konuşmama grevi. İyiymiş Hazan bulut. Her neyse, çabuk iyileşmeye baksan iyi olur. Yine bir şey demedim. O şeytansı yakışıklı yüzüne tip tip baktım durdum öylece. Neden böyle bir yakışıklılığa sahip insanların altından her kötü iş çıkabiliyordu ki? İyi, bundan sonra hatırlat da soğukla tedavi edeyim seni. O bıçaklı dilin anca böyle susmayı başarabiliyor baksana. Alaylı ses tonu kulaklarımda çınlarken bakışlarım öfkeliydi şimdi işte. Yeşillerim onun keskin yüz hatlarından okka gibi düz burnunu, dudaklarını, kirli sakalını ve ateş eden o ela gözlerini derinden süzerken beynimin güzel bir planı vardı. Yakıp yıkmak istiyordu şu bedeni. Elime bir hak tanınsa şu adamı öldürürdüm son katilliğimi kullanarak. İyi adam oluyorsun demek. Peki sen adam sanıyor musun kendini? Ağzımdan kaçan kelimeleri hiç düşünülmeden firar etmeyi tercih etmişti. Benim sözümle birlikte çatık olan kaşları iyice çatılırken yüzündeki tüm mimikleri kasılmaya başlamıştı çoktan. Ateş elası gözleri bedenimle hoyratça gezinirken sonra eli sertçe alnıma bırakıvermişti. Ne yaptığını anlamlandırmaya çalışırken ben o ise hissizdi. İyi. Dua et ateşim var. Bu sözleri ateşine bağlıyorum. Dilimden kelimeler firar etmek istiyordu ama bir çare olmuyordu. Boğazımın acısı bedenime hakim olmayı başarmıştı. Elim boğazıma direkt giderken tekrar sırtımı yatakla buluşturverdim. Halsizdim. Uyumak istiyordum sadece. Uyumak istiyorum çık. Hazan, yorgunum. Bak kızım. İyi. Ne halin varsa gör. Çabuk ayağa kalk. Şirkette işler seni bekliyor. Hiçbir tepki vermedim. Odamdan çıkıp giden adamla derin bir nefes verdiğimde kafama kadar pikeyi çektim üzerime. Belki böyle nefessiz kalarak ölsem kurtulabilirdim bu adamdan ya da şu lanet boğaz ağrısından. Lavabodan çıkarak yatağımın üstündeki kırmızı kısa hırkamı üzerime geçirdim. Şükür şu an ayakta durabiliyordum az da olsa. Yavaş adımlarla mutfağa vardığım zaman kahvaltı masasının yerini aldım. Hilal gülümseyerek çayımı doldururken ben de gülümseyiverdim ona karşı. Cihan abi işe gitti ve çıkarken bugünün sizin açınızdan dinlenmeniz için son gün olduğunu söyledi Azan abla. Öyle mi dedi? İyi, zaten iyileştim. O zaman bu dosyayı inceleyebilir misiniz? Ellerime bırakılan siyah deri kaplı dosyayı attığım tuhaf bakışlarla ben de tuhaftım. Çay kupamı altı şeker atıp karıştırdım ve bir yudum aldım. Tatlıydı, istediğim gibi. Dosyanın kapağını açtığım an direkt gözüme çarpan o isim sarsılmama neden oldu. Neden? Ne demekti şimdi bu? Kerem Gündoğan. Elimde tam da onunla ilgili bir dosya duruyordu. Benim tanıdığımı sandığım ama aslında hiç tanımadığım beni seven adama ait dosya. İlk sayfasında duran koskoca resminin altında isim ve soy ismi yazılmıştı. Resimdeki duran siyah takım elbiseli adam ve suratsız ifadesi bana çok yabancıydı. Çünkü ben onu hep yarı ağız gülürken yağını başımda buluyordum. Ama şimdi şimdi fotoğrafta duran adam Jian'in Etan'dan farksız değildi. Hem de hiç. Diğer sayfaya çevirdim ilgi İlgi çekiyordu işte bu dosya şimdi. Kerem Gündoğan 12.10.1991 Almanya, Türkiye Baba Haldun Gürdoğan 50 yaşında Yaşıyor, Alman Anne Evrim Gündoğan Yaşıyor, ev hanımı 45 yaşında, Türk Gündoğan şirketinin gizli patronu Kerem Gündoğan iş ilanları, uyuşturucu ve silah satıcısı, şirketler arası silah hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı. Ve yine bir resim daha. Silahlar içerisinde bir adam. Kerem Gündoğan. Bu adam da kimdi böyle? Benim tanıdığım deli divane aşık olan adam mı bu ki? Okuyamıyordum. Oysaki üniversitede okuyan sıradan bir genç erkek olarak tanıyordum onu. İnsanların o adamın üzerinde olan ağır etkilerini hiçbir zaman önemsememiştim. Çünkü yakışıklı biri ve zengin bir adamdı Kerem. Ama şimdi işte pisliğin teki de o gözüküyordu. Cidden bunlar gerçekler miydi? Hazan abla, Hazan abla, telefon, Jiyan abi. Elime tıkıştırdığım Hilal'in telefonunu sıkıca kavrayıp titreyen ellerime karşın kulağıma çıkardım. Beğendin mi? Hem de çok. Ne demek bunlar? Kalın, sert, alaylı sesi telefonun hoparlöründe yankılandı bir kez daha. Şöyle demek. Sana aşık olarak tanıdığın adamın özgeçmişine dön de bir bak. Gerçek mi bunlar? Bitiktim. Gözlerim öğrenilen gerçeklerin hissiyatıyla kırpışıp duruyordu. Yalan sözcüğü duymak istiyordu belki de. Ben yalanla uğraşacak adam değilim güzelim. Ve ardından kapatılan telefonun sesiyle olduğum yerde kala kaldım. Gerçeklerdi. Hayatıma giren erkeklerin hepsi bir belaydı. Kerem bile. Dosyayı göğsüme sertçe bastırdım ve aç bir şekilde kalktım masadan. Duyduklarım doyurmuştu beni sağ olsun. Odaya bıraktığım dosyayı unutmaya çabalayarken bahçeye bıraktım kendimi zar zor. Derin bir nefes çektim ama rahatlayamadım. Villanın etrafını saran adamlar boğuyordu beni. Bakışların üzerimden bir dakika bile olsun ayırtmayan korumalar hikayeyi bildiklerinin farkındaydım. Ya da Jiyan İlten Korkut ateşini bilen adamlardı onlar. Adımlarım ön bahçeden arka bahçeye doğru ilerlerken beni içerine çöken acının yükü bedenimi mahvediyordu. Yanıyordum ama... Dil hundu dilim. Ölüyordu ama dil hundu bedenim, ruhum. Üzerinde yürüdüğüm yeşil çimenliklerin gürültüsü biraz da olsa huzur verirken ruhuma bahçede çiçek yetiştirilmemesi tuhafma gitmişti yine de. Çünkü burası Jiyanit'ten Korkut malikanesiydi. O adamın olduğu yerde narin bir çiçek beklemek aptallık olurdu. Boş bir hamağın havuzun kenarında oturuşu hoşuma giderken geçip uzandım. Zorlu geçen hayatım güçlü bir ben yetiştirmişti. Yetiştirmeye de devam ediyordu. Acıyan bedenimin çığlığı benliğime kazanıyordu gitgide ama çaresizdim. Gözlerimin kırpıştığı an karanlığın etrafında iri bir beden ortaya çıktı. Kaslı, yapılı ve güçlü gözüküyordu. Sonra o ya yüzünü yavaş yavaş bana doğru döndü ve o ela gözler yaktığı geçtiği çil irislerimi. Ateşim olmaya ant içmiş bir adam. Yakışıklı yüzüyle beni süzüyordu. Gözleri bedenimde yer edinirken fısıltılı sesi kulaklarıma çalın değil. Hoş geldin ateşin aşiyanı. Aşiyan, ev. Mahkumsun buraya ve bana. Jiyan, efendim güzelim. Üzgünüm ama bundan sonra benimsin. Jian duymuyor gibiydi sanki beni. Jian karanlık iki bedeniz. Siyah aşık berva. Hızlanan nefesimle birlikte beni iri üstesine yasladı Jian. Elini belime sahiplenircesine yerleştirdiğinde yüzünü yüzüme doğru yaklaştırdı. Kolları bedenimi iyice sarmalarken köprücük kemiğime bir öpücük kondurdu. Dudakları tenimi yakıp geçiyordu, yakıyordu. Yüzüme tırmandı sonra teni, nefesi, jiyan. Yüzümde dolaşan dudakları bir yandan huylandırırken beni bir yandan da hoşuma gidiyordu. O kadar etkisi altına girmiş olacaktım ki tenime değen metalin soğukluğu benlime daha yeni işliyordu. Yeşillerim iyice açıldığında ela gözleri gözlerimi bulmuş, çakısı ise tenimde dolaşıp duruyordu. Titreyen bedenim her şeyin farkındalığına yeni kavrarken boşunaydı. Çünkü geçti. Aniden açılan gözlerim ve hızlı nefes alışverişlerim bedenimde yer alırken gördüğüm kabusun etkisiyle kanter içerisinde kala kalmıştım. Soğukta uyuyakalmanın kalmanın kötülüğü bir yana, üzerime örtülen battaniye bir yanaydı. Titreyen bedenim zar zor tutunurken bakışlarım onu arıyordu en çok sanki yanımdaydı teni, nefesi, varlığı. Çok çok yakında bana ve tehlikeliydi. Bu da ne demekti şimdi? Korku dolu tavırlarımla hamakta sarkıttığım ayaklarım durdu o an. Adım atmaya mecali kalmayan bacaklarım karşımda hiçbir şey yokmuşçasına dikilen adama. iyice kötü duruma gelmişti bile. Gözlerim gözlerini bulduğunda ufak bir gülümseme bahşetti. İçlendi. Hoş geldi demek yok mu güzelim Kerem? Burada ne işi vardı onun? Hem de onunla alakalı birçok gerçeği ben yeni öğrenmişken. İnsanlar bencil bir varlık olarak doğada yer edinmişti en başından beri. Hep daha iyi olmak için veya daha yükseklerde olabilmek için kullanılan malzemeler vardır. Bunların en başı ise biz insanlarızdır. Bu bir acı gerçek. Her insan elbet bencilliği yüzünden başka bir insanı kullanır, harcar. Yalanlarıyla güzel bir düğüm oluşturur ve tehlike dolu zerreli sarmaşıklar etrafında şimdi işte sarılı bir şekilde hazırdır. Yalan Dilimize yapışmış asıl sakız o. Hepimizin ağzında çiğnenip duruyor. Bir sakızdan daha fazla. Yorulur bir çene ve sonunda sakızı atar insanoğlu ağzından. Fakat yalan Yalanla çoğu insan yorulmak nedir bilmemekle krallığını üstlenmiştir. Çeneyi yormaktan çok kalbi yoran yalanlar buna rağmen ömürlerini uzun tutabilmeyi güzel bir şekilde başarıyor. Devam ediyor yoluna. Tökezliyor, devam. Yaralanıyor, devam. Acıtıyor, devam. Yanıyor, devam. Yakıyor, devam. Ölüyor, devam. Yalanlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve cehennem kaçınılmaz oluyor en çok. Hayatın altın kurallarından biri de yaşamaktır. Ama nasıl yaşamak? Çoğu insan yüzündeki çamurla gömülüyor, tertemiz kalabilenler sayısı çoğunlukla çok az miktarda. Masum değiliz, masum değilim, masum değiller. Kanında öfke taşıyan, kalbinde kim besleyen her insan masum olamaz. Kıskançlık yer bitirir öfke gibi. Kerem onun hakkında o kadar çok yeni şeyler öğrenmiştim ki hala sindirebilmiş falan değildim. Gerçeklerin darbesi ağır bir yük vermişti bedenime. Benim tanıdığım sandığım adam bir iş adamı ve ariyeten de yasa dışı işlerde bir numara. Daha ne kadar saklanılan şeyler vardı benden, daha ne gibi şeyler ortaya çıkacaktı. Gözlerim gözlerini bulduğunda ifadesizdim. Hiçbir şey kolay değildi, olamazdı da. Benim burada olma sebebim bu adamsa, iyi birisi olarak tanımlamam tamamen aptallığımdan başka bir şey değildi. Ne işin var senin burada? Bu çıkışımla kaşları havaya kalkık bir hareketle cevap verirken o, ben ise hamaktan doğrulmuştum. Titrememin etkisi azalmış ve vücudum biraz da olsun rahatlığı vermişti. Ama yine de karşımda bulunan bu adam sayesinde tekrar eski haline dönecekmiş gibi duruyordu. Anlamadım? Bu muydu cidden? Beni sevdiğini sanıyordum Kerem Gündoğan. Elimelerimi sabırla dinleyen adam beni çileden çıkarmaya güzel bir şekilde başarıyordu. Hala öyle. Yani seviyorsun. Belli olmuyor mu oradan bakınca? Elleri yumruk yumruk olurken bana doğru yaklaştı. Yaklaştı, yaklaştı. Bu yaklaşıp hoşuma gitmese de ne bir adım öne ne de bir adım geriye adım atabilmiştim. Olduğum yerde sayıyordum ben ama ona böyle bir şey demeyecektim. Çünkü tam da dibimdeydi Kerem Gündoğan. Bu aşk güzelim gizli de olur açık da. Anlamsız. Aşk anlamsızlığın ta kendisi. İyi ya düşmesen de. Bu dediğime karşın uzun bir kahkaha bahşetti. Komik bir şey mi vardı da ben mi haberim yoktu? Komik mi? Yüzüm sert bir imaj sergilerken koluma hafifçe dokundu Kerem. Niyetini hiç anlamlandıramıyordum. Aşk geleceği zaman söylese kimse düşmez o illeti Hasan. Başına geldiği zaman anlarsın yalnızca. Buruk bir gülümseme bahşettim ve umursamadım. Sanmam. Sanarsın. E sayın sevgiliniz ne alemde? Bu da neydi yani? Normal sıradan bir sohbet. Cidden beni sevdiğini söyleyen adam sevgilimin hal hatırını mı soruyordu gücenmeden? İlginç ve değişikti. İyi, mutlu musun? Benim mutsuzluğumun farkında olmayan kimse kalmamıştır belki de. Değilim. Kollarını bedenine dolarken aniden o, bir çareydim. Bir şey yapamıyordum. Ellerim ve ayaklarım ondan kurtulmak için defalarca çaba harcarken sonuç gücünün karşılığında sıfırdı. Kerem bırak. İyi değilim Hazan. Kerem Lütfen beni bırak. Çaresizdim. Ya o adam görürse biterdim. Bu adamdan uzak durmam gerektiğini o soğukta tutarak beni gayet iyi anlatmıştı Cihan Bey. Ölüyorum kızım. Sen, o adam, Kerem bırak.